Merhabalar. Bir yeni Kale Bodrum'da Mimarlar Konuşuyor programında daha beraberiz. Bu ara çok sık sık beraber oluyoruz. Hepimiz nasılsa evdeyiz diye biraz bunu fırsat biliyoruz. Bir de tabii bu online ortamın şeyin yani canlı yayın ortamının avantajlarını da kullanmaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğum da Gökhan Avcıoğlu. Bir kere çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp katıldığın için. Çok olmuş görüşeli. Biz bu dönemde çok böyle hoş projelerimiz var aslında ama öncelikle böyle ara kapatmak üzere çok uzun yıllar önce konuştuğumuz kişilerle yeniden bir konuşalım dedik. O listede sen de vardın. Bir Murat Tabanlıoğlu olacak önümüzdeki günlerde. Ondan sonra gençlerle ve yeni isimlerle konuşmaya devam edeceğiz ve arşivimiz tamamlanmaya doğru veya ne bileyim büyümeye doğru gidecek diyelim. Epey oldu, galiba 6 sene oldu değil mi? Veya 5 sene oldu en son bu program içinde görüştüğümüzden beri. Yoksa aralarda çok görüştük tabii. Ve bir sürü de mimarlık ortamında, senin yaşamında değişiklikler oldu. Bir kere bunların başında şu anda böyle arka planda gördüğümüz benim de bu Sergi Çoban sözleşmesi söyleşisini gerçekleştirdiğim güzel ofise taşındınız. Ondan sonra Evet, orası merhaba. hakikaten. Herkese merhabalar. Çok teşekkür ederim öncelikle bu davetiniz için. Ben de burada olmaktan keyif alıyorum. Evet, burada yeni bir ofise taşındık, doğru. Eski bir çok katlı otopark olan bir bina. Bir tür işini, görevini yapmadığı için aynı zamanda yani bir otomobil otoparkını da böyle bir ofise dönüştürmek bizim için çok keyifli oldu. Bir kere İstanbul'un en sağlam binalarından bir tanesi araba taşıdığı için zamanında. Kendimizi Evet. güvende hissediyoruz. Bir de çok iyi yükseklikler var. Rahat nefes almak için, bir şeyleri asmak, kullanmak, değiştirmek için. Çok çok memnun olduk buraya geldiğimizden. Bize de iyi yaradı, bize de iyi geldi. Açık ofis Aslında tabii sistemi bu. çok hoş. Ben de çok beğendim ofisi. Yeri de çok güzel. Nişantaşı'nda ve birkaç gündür biz şeyi konuşuyoruz. Bilmiyorum izliyor musun çeşitli konuklarla. Özellikle giderek mimarlığın gündemini zorlayan bu esneklik, yeniden değerlendirme, dönüşüm gibi konuları konuşuyoruz. En sonda işte şeyle uzun uzun konuştuk onun çünkü yıllardır uğraştığı konu. Yale'in dekanı Deborah Berke ile konuşurken bu onun kullandığı bir böyle akıllı yeniden kullanım gibi bir kavram var. Ondan sonra daha doğrusudur tam şeyi bulmaya çalışayım. Transforming, İngilizce recycling. değil, hayır, reuse'u kullanıyor da onun önüne bir şey koyarak, evet, ne demiş, evet, evet, efektif ve şey, evet, ve o kapsamda konuştuk. Hakikaten senin de yaptığın böyle bir şey, yani bir takım beklenmedik ve bambaşka şeylerle. Amaçlarla kullanılabilir. Ve senin ofisinde çok şaşırtıcı bir mekan algısı vardı. Şu anda arkanda gördüğümüz görüntü aslında biraz aldatıyor. Çünkü içeride hakikaten senin söylediğin üç boyutlu yükleri de kullanan, birbirine açılan böyle çok zengin mekan deneyimleri var. Belki hani sakıncası yoksa şöyle bir veya zor değilse ekranı çevirip göstermek mümkün mü? Ve çok böyle heyecan verici bir mekan. Orada çalışmak da eğlenceli olabilir. Nitekim biz de söyleşi yaptık.
Ama Her zaman bekleriz. Her zaman bekleriz. Çok keyif aldık biz de. Ayrıca da burası doğru. zaten sadece bir ofis değil, aynı zamanda bir vakfın bir yeri de olduğu için çoklu kullanıma her zaman çok açığız. Çok da mutlu oluyoruz. Evet. Burada birçok hem bizim GED TV'de hem Parametric Architecture'da burada birçok söyleşi de yapıldı. Ve aslında biraz da şimdi şeyi de düşünüyoruz. Şimdi yeni ofis düzeninde aşağı yukarı bir ay aşkın bir zamandır, bir yıldır konuştuğumuz bir konu gündeme geldi. O da bu ofislerde sürekli böyle sabah akşam yaşarken acaba biz aynı zamanda işte bir süredir bu stajyerlerle bir program yapıyoruz. Her sene aşağı yukarı 50 stajyer ağırlıyoruz. Acaba bunları bir sertifika programına dönüştürebilir miyiz? Hatta hep bir hayalim vardır ya benim işte uzun bir süredir bir okul yapma. Yavaş yavaş buna doğru geçebilir miyiz? Yani aynı anda mesela dönüşümlü olarak ofisteki çalışmaların bazılarının işte salı, perşembe, cuma ofis toplantıları yapıp sonra herkes evine gitsin o gruptan. Diğerleri işte diğer günleri de diğerleri kullansın. Böyle ofisin içerisinde farklı zamanları kullanalım. Ve de geri kalan kısımda da hem online hem de birebir böyle bir eğitim programı yapalım diye aslında Alparslan'la beraber de ufak ufak başlamıştık. Hatta UPenn'le bir program yürüttük. İşte Winkadu buldum, Ferda buna katıldılar. Güzel de oldu. Dolayısıyla ofisi sadece bir ofis olarak değil de biraz da artık yavaş yavaş böyle bir tanımlı özel bir okul gibi kullanmak istiyoruz. Şu sıralarda bu sanki bir prova oldu. Aslında Gökhan, o yani biraz sonra girecektim o konuya. Ofis konusunu da daha detaylı konuşmamız lazım. Sadece mekansal olarak değil, bu vakıf ve diğer etkinlikler, eğitim, başka ofislerle olan ilişkiler falan kapsamında. Fakat sen açtığın için söylüyorum. Bu beraber olmadığımız dönemde de senin için ve aslında bütün mimarlık ortamı için çok önemli olan iki tane ismi kaydettik. Yani biraz önce sen de tabii değindin. Bir tanesi Alparslan Ataman, öbürü de Cengiz Bektaş. Belki biraz onlardan bahsederek başlamakta yarar var. Çünkü benim anladığım Alparslan Ataman özellikle döneminde seninle yoğun çalışıyordu, değil mi? Bazı projeleri beraber götürüyordunuz ya da başlatmıştınız. Tam oralarını bilmiyorum ama öte yandan Cengiz Bey de, Cengiz Bektaş da senin bu meslekteki başlangıç noktanı temsil eden kişi. Daha sonra nasıl kesişti yollarınız onu bilmiyorum ama biraz bu ikisinden de bahsedebilir misin acaba? Gökhan Bey'in sanki şeyi dondu mu interneti, yoksa ben mi öyle görüyorum? Alo. Gökhan, beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Beni Ya duyuyor şimdi musun? ben şimdi seni duymaya başladım ama kesik kesik duyuyorum. Fakat Ali beni öne aldığı için ekranda anlıyorum ki sende bir kesiklik var veya daha çok öyle mi Ali bilmiyorum ama ben tam şeyden bahsediyordum. İki isimden bahsediyordum. Yakın dönemde kaybettiğimiz bir tanesi Alparslan Ataman, öbürü de Cengiz Bektaş. Her ikisi de senin açından çok önemli isimlerdi, hayatında iz bırakan. Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyordum. Tam o sırada kesildi. Buradan şimdi anlamaya çalışıyorum. Mesaj gelmiş mi? Benle mi ilgili, seninle mi ilgili kesildi? Evet, anladığım kadarıyla Gökhan Bey bağlantıdan kopmuş vaziyette.
Ama beni duyuyorsunuz ve görüyorsunuz diye anlıyorum. Bu açıdan da ben kısmen şeye devam edeyim, konuşmaya devam edeyim. Evet, ben yayındaymışım. Ya şimdi şöyle bir şey oldu. Gökhan Avcıoğlu'yla bizim farklı ortamlarda yollarımız kesişti bu geçen süre içinde. Özellikle bu bir takım fuarlar, yurt dışı etkinlikler ve toplantılarda kendisi kendini ve projelerinden çok kendisi ve projelerinden çok bir vakfı öne çıkarmaya ve tanıtmaya çalışıyor. Bu çok ilginç. Ben de biraz böyle hani merak ediyorum. Yani acaba ne durumda bu vakıf ve neler yapıyor diye. Bu söyleşi için gittiğimde ofiste de bir ilginç bir kadrosu olduğunu fark ettim. Bir çalışma fark ettim. Bu mesela Vaf'ta işte birkaç senedir stand açıyorlar. Tanıtmaya çalışıyorlar falan. Ve anladığım kadarıyla da arka planında bir özel okula dönüşme hayali, çabası bir şey var. Bu böyle yakın zamana kadar çok uzak görünen bir şeydi. Fakat bu online eğitimle birlikte birçok insan bunu da konuşmaya başladı. İşte en son Uğur Tanyeli ile olan söyleşimizde mesela bazı tür mimar okullarının Türkiye'de salt yasal ve yönetsel düzenlemeler nedeniyle olamadığını konuştuk. Örneğin AA gibi bir okul veya işte Fransa'da Odile Deakin kurduğu bir okul veya işte Amerika'daki Frank Lloyd Vakfı'nın oluşturduğu gibi böyle çok küçük butik diyelim. O laf yerleşti şeye. Tam karşılığını bilmiyorum ama butik. Ondan sonra okullar. Mimarlık buna çok uygun aslında. Biraz böyle usta çırak ilişkileriyle çok böyle ideolojik altyapı ve programlarla var olabilen alternatif eğitim çerçevelerini geçirgen olduğu için mimarlık buna çok uygun ama Türkiye'de bir işte üniversitenin şeyi etkisi olmak durumunda olduğu için dahası da üniversitelerin programları birbirlerine çok benzediği için bu tür şeyler çok imkanlı olmuyor. Ama benim gördüğüm İstanbul'da bazı şimdi yeni oluşumlar var. Yani işte yaz okulları var, sertifika programları var, yurt dışı ile ilişkili çalışmalar var falan. Bunlar da böyle şeyi masadaki mimarlıkla ilgili eğitim ortamını zenginleştirip değiştirmeye çalışıyor. Anladığım kadarıyla şeyin de Gökhan Bey'in de çabası öyle bir şey olacak. Eğer biraz daha bağlanamazsa ben Gökhan Avcıoğlu adına her şeyi anlatıp bitireceğim bildiğim kadarıyla ama galiba bağlandı mı bir şey var. Bir burada uyarı geliyor. Ama öyle olursa Ali herhalde beni küçültecek ekranda. Onu da görmeye başlayacaksınız ve yaptı nitekim. Evet, tekrar hoş geldin Gökhan. Sen yokken duyuyor Tekrar musun şimdi beni? hoş. Sen her şeyi anlattın bu arada, evet. Evet, ben abi gerek şeyi anlattım zaten. Hepinize Tamam. iyi tatiller diliyoruz deyip kapatabiliriz aslında. Ya yok, şeyden bahsediyordum. Yani galiba ben bu ofise gittiğim zaman bir şey gördüm ortada. Yani mimarlık etkinliğinin yanı sıra yapılmaya çalışılan başka mimarlıkla dirsek teması içinde projeler var. Bunların başında vakıf geliyor ve onun nihai veya yan hedeflerinden bir tanesinin, bilmiyorum sen şimdi anlatırsın, bir eğitimle ilgili bir boyutu olacağını seziyorum. Ama ondan önce ister şeye bir dönelim, bu Alparslan Ataman ve Cengiz Bektaş'la ilgili senin gerçekten biraz hani bizlere birkaç şey söylemen çok önemli. Çünkü her iki kişi de mimarlık ortamı kadar senin yaşamında da önemli izleri olan kişiler diye ben biliyorum. Ben mimarlıkta usta çırak ilişkisini hep eskiden beri
hayal etmiştim ve bu usta çırak ilişkisi çok önemli. Çünkü senin de söylediğin gibi yani karşındaki birinin hareketi, mimiği, bir hocanın nasıl yaptığı, ya bütün bunlar çok önemli oluyor. Dolayısıyla böyle ofis ortamında da yakın, ben de güzel bir dönemdeydim. Genç bir kadro vardı. Ortaklarım diye hitap ettiği. Ben de bir iki yıl sonra işte ortaklığa hazırlanıyor şeyini yakalamıştım. Ama böyle 23-24 yaşlarındaydım. Hakikaten dolu dolu. Yani sabah 7.30'da işbaşı yapıyorduk. O zamanlar bilgisayar sistemleri yok. Ve bu sistemlerin sesim geliyor değil mi? Geliyor. Cengiz Bey'in ofisinden bahsediyorsun değil mi? Evet, Cengiz Bektaş'ın ofisinden. Kuzguncuk'taydı. Hemen pratikte orada restorasyonlar yapılıyordu. Aynı zamanda sokağın kaldırımları bizim kendi ellerimizle değiştiriliyordu. Çakıl taşlarıyla, hani hep de verdik ya onları işte öyle o şekilde. Küçük bir tiyatro yapılmıştı boş bir arsaya. Yani çok çok renkli ve bir de geleni gideni çoktu. O zamanlar hani Google dahil olmak üzere arama motorlarının olmadığını düşünelim. Bu kadar dijital ortamın olmadığını düşünelim. Sabahleyin birdenbire kapıyı açtığında Fazıl Üstün Dağlarca ile karşılaşıyordum. Yani böyle bir ortamdı orası. Renkli kişiliği olan birisiler işte yazar. Sanat ve edebiyat çevresiyle çok yakın ilişkisi vardı evet. Değil mi? Evet, hafta sonları tekne gezileri oluyordu. Sonra yılda bir kere mavi tur oluyordu. Yani dolayısıyla çok renkli bir ofisti. Ben de hemen kabul edilmedim zaten böyle bir biraz uğraştım staja girmek için. Çünkü ofis kalabalık bir ofisti. Ama gerçekten çok dolu 2 yılım geçti. Ve daha sonra da ilişkiler tabii devam etti. Yani eskisi kadar olmaz ama yani başlangıç vuruşunu yapan hakikaten bu anlamda bu usta çırak ilişkisi içerisinde Cengiz abi olmuştu. Peki daha bir şey sonra... soracağım. Sözünü kestim ama bence tam yeri diye soracağım. Aslında Cengiz Bektaş'ın tabii çok kendine özgü bir şeyi var. Mimarlık anlayışı var. Ve bu projelerine de yansıyor. Sadece stil olarak değil ama işte bir böyle malzeme kullanımından verdiği referanslara, ondan sonra programı yorumlama biçimine pek çok şeye yansıyor. Siz o dönem benim bildiğim Nevzat Sayın'la beraber o ofisteydiniz. Fikirden ayrıldınız. Hatta yok, Nevzat benden önce ayrılmıştı. Ben sonra geldim. Ama Nevzat evet. Çok sık ziyarete geliyordu. Zaten Kuzguncuk'ta oturuyordu o da. Biz de yani o sırada aramızdaki anladım. İlişkiyi geliştirmeye başladık. Şunu söyleyeceğim. Şimdi ben baktığım zaman mesela Nevzat Sayın'ın projelerinde Cengiz Bey'in izlerini daha kolay sürebiliyorum. Senin projelerinde ne karşılaştırdığım zaman. Sen sanki böyle biraz daha farklı bir dünyaya açıldığın gibi geliyor. Biraz o ilişkiyi anlatabilir misin? Doğru. Yani ben yaramaz çocuğuydum o zaman da ofisin. Ama sonuçta şöyle yani isyan eden, her şeye biraz tepki gösteren. Aslında Nevzat da iyi bir tartışmacıydı. Yani Cengiz abiyle ilişkisinde her zaman iyi tartışmalar yapıyorlardı. Ya şöyle bir şey söyleyelim. Yani o tür türünden zaten var diye. Ben biraz da ya başka yollar var mıdır, onları biraz daha araştıralım, onların üstüne biraz daha diye daha farklı, daha bir mimarlıkta Suavuska'nın söylediği işte o cutting edge, biraz daha risk alan bir boyutta hareket ettim. Sonuçta yani şöyle bir şey var, hani disiplin, terbiye, ondan sonra işte okuma, araştırma, bütün bunlar aslında ilk başta bende Bektaş'tan başladı. Bektaş'ı görünce hani neler yapmam, neler yapmamam gerektiğini ilk defa o yaşlarda test etmiş oldum. O anlamda çok değerlidir benim için. Daha sonra yıllar içerisinde arada bir gene böyle rol model olarak üzerinde düştüğüm
bir sergi yaptık. Peter Eisenman oldu. Onun ofisinde, onun İstanbul'da yaptığımız sergi için bir çalışma yapmıştık. Yani beni küratör olarak seçti Borusan o zaman. Dediler ki yılda bir tane de bir mimarlık sergisi yapmamız lazım. Hep sanatın diğer kollarında yapıyoruz. Mimarlık zayıf kalıyor. Ben de kabul ettim ve öneri olarak da Peter Eisenman'ın o zamanlar Virtual House'u vardı. İlginç gelen bana daha 95'ler 96'lar o yıllar. 96'larda evet. Ondan sonra da onunla bir böyle bir ilişkimiz oldu. Yani her sene en azından bir kere bir küçük bir röportaj yaparız, bir dertlenme yaparız. Daha sonra işte bir o zaten ondan sonra benim o ofisin New York'ta olduğu, daha çok New York'ta oturduğumuz dönemler. Daha sonra Türkiye tekrar hareketlenince ve buraya bazı projelerle beni bu tarafa doğru çektiklerinden sonra House Cafe'de Nişantaşı'nda eskiden de adını bildiğim Alparslan Ataman'la böyle bir muhabbetimiz oldu, başladı. İlk başlar beni çok sevdiği bir tür değildim onun için. Yani hep uzak durmaya çalıştığı bir ama ben yapıştım ona. Eteğinden çektim. Ve hatta ilk yani onu çok rahatsız ettim, onu söyleyeyim. Ya ben geldiğim zaman masanın üstünde çalışmalarını tekrar bir naylon poşete koyuyordu. Yani öyle çok istemiyordu fazla tartışmak. Ama üstüne gide sonra bir belki ben de sevimli bir taraf buldum en azından. Şöyle bir şey söylerdi hakkında. Yani sen alınmıyorsun, eleştiriye açıksın. Bir şeyleri onaylatmak için bana gelmiyorsun. Çünkü onun çok mimar hocalık da yaptığı için çok mimar vardı ona gelip de projelerini soran, yaklaşımlarını soran. O yüzden de onun genelde yani kendilerini onaylatmak için gelirler. Sen hiç öyle bir şeyin yok dediği için belki oradan bir sıcaklığımız oldu. Sonra bu vakıf düşüncesini ortaya atınca hatta şu anda yani Nişantaşı'nda House Cafe'de bir masanın üstünde Prince bir tablo vardır. Bunu kurduğumuz, başlattığımız masaya da bir tane aslında plaket çaktık. Ve ondan sonra bizim ofiste bu işler başladı. Fakat pek yani şöyle bir şey söyleyeyim. Alparslan her benim yaptığım projeleri onaylayan birisi değildi. Yani genel olarak. Her gün fırçamızı yiyorduk yani. Bu ne böyle? Bu iyice saçmaladınız. İşi nerelere götürdünüz? İşte mimarlığın özü bu değil, o değil falan ama yani bütün bunları çok bir süre sonra sevimli bir hal almaya başladı. Biz ona bazı şeyleri sevdirdik. O tabii ki tarihsel yaklaşımlarıyla her konuda olduğu gibi bir kere bütün dünyada ne olup bittiğini sokak sokak bina bina bilen birisi. O yüzden de ofisin içerisinde bir müracaat masası, bir şey olduğu zaman ya tabii. Yani devamlı yani şunu söyleyeyim bana şunu hissettirdi ve şu anda onun boşluğunu çok yani yarenlik ediyorduk ve birçok konudan konuşuyorduk. Alparslan çok böyle inşaatla, insanlarla, ilişkilerle çok böyle yakın teması olan birisi değildi. O defteri kapamıştı yani ben beraber olduğum zaman. Onun yerine kendine göre araştırmalarını yapan, bu araştırmaları kendi notlarında toplayan, çok da paylaşmayan birisiydi. Yani paylaşmak çünkü onun için sıkıntı verecek bir şey oluyordu. Halbuki müthiş bir eli var. Yani ben her zaman onunla ilişki kurdum ve şu anlaşmayı yapmıştık. Çizdiği her şeyi beraber konuşurken alırım. İmzalayıp aldırıyordum. Aramızda böyle bir oyun vardı. O da benim çizgilerime, benim skeçlerime meraklıydı. Yapılara değil de skeçlere meraklıydı. Ben de ondan işte imzalayıp hediye ediyordum. Böyle bir ilişki kurmuştuk. Yani bu kuşaklar arası bu ilişkinin yani bana işte Bektaş'tan başlayan yani kuşaklar arası ilişkinin her zaman çok yararlı ve keyifli olduğunu yani illa aynı fikirde olmak gerekmiyor. Tartışmak, yarenlik yapmak her bakımdan çok çok değerli. Yani bu
Bunu koparmadım ben, yani kopmadı en azından. İşte şimdi birisini arıyorum şu anda. Alparslan yok. Gene biraz uzakta Aydın'ım. Yakınlarda olsa biraz daha iyi olacak ama bakacağım şimdi kim var. Bana gene Ya bir. aslında söylediklerin çok tabii önemli. Bir kere yani bu samimiyetin de çok önemli Gökhan. Yani hakikaten zaman zaman insanlar çevrelerine hep kendini takdir eden ya da kendisiyle benzer düşünce kalıpları içinde olanları topluyorlar. Onlarla daha rahat iletişim kuruyorlar. Doğal da bu. Ama yani senin demin söylediğin ya iki şey var. Bir tanesi böyle olmayan bir iletişim kurma çabası. Yani bir dış bakışa açık olma, dış eleştiriye açık olma çabası. İkincisi de bunu burada samimiyetle ortaya koyma. Yani benim yaptıklarımı beğenmez ya da benim mimarimin işte takipçisi olan biri değildi. Hatta çoğu zaman işte bunları da söylerdi gibi. Bu da bence çok değerli bir şey. Çünkü o zaman bir böyle kendi içine kapanmış, kendini beslenen, yabancıların böyle inbreeding dedikleri bir durum oluşmamış oluyor. Ben de bunu çok önemsiyorum açıkçası. Ofisin içinde böyle bir kendi durumunu anlamaya yönelik bir eleştirel zeminin oluşmasını ve bu tür çabaların oluşmasını. Elbette tabii çok bu anlamda özel bir insan. Han'la konuşurken o da söyledi. Yani çok yazan, araştıran birisi ama çok az bunları gün çıkaran birisiydi diye. Dolayısıyla yani belki bir şey olabilir. Yani zaman içinde belki işte bir takım şeyleri derleme şansı olabilir diye Tabii zaten düşünüyorum. şöyle o Her ikisi yani için. tabii elimizde çok döküman var. Yani çok döküman, çok fazla döküman var hatta. O bazı şeyleri birbiriyle yinelemekten çekinmiyordu. Bunu bir kendine göre bir ne diyelim bir ibadet gibi de görüyordu. Şu aralar İhsan Bilgin 3-4 tane yazı yazdı onunla ilgili ve böyle bir şeyi başlattı. Biz esasında 5 farklı kitap üstünde çalışıyorduk yaptıkları kitaptan sonra. Yani onlara biraz daha close up yapan, yani bazı bölümlerini daha dikkatli bir şekilde ele alan. O kitapları henüz daha yayınlayamadık çünkü kendisi çok kontrol freak olduğu için her şeye de müdahale ettiğinden bizim ofise dışarıdan grafik tasarımcı olan, yani dışarıdan görevlendirdiğim çoğu arkadaşımız ağlıya ağlıya gitti buradan. Çünkü onun için fontu, kenarı, çizgisi, rengi her şey çok önemliydi. Aslında bunun sonucunda elde ettiği şey hep siyah beyaz bir görüntüydü ama renkliliğe hiçbir zaman geçmeyen çalışmalardı. Yani renkli çok enteresan konuşmalarımız oldu. İşte şimdi bu noktadan sonra artık son dönemlerinde izin vermeye başlamıştı. Tamam, sen bunları al o zaman. Sen kendine göre yap. Hani bir Alparslan Ataman kitabı olmasın, vakfın kitabı olsun o zaman deyip bize bunu devretmişti. Şimdi derleyeceğiz, toplayacağız bunları inşallah. Çok hazır yani. Yakın bir zamanda şu şey bitsin, karantina dönemi devreye sokacağız. Belki izliyorsan şeyleri, yayınları, ya ben prensip olarak ve genel olarak çok fazla şeyin içine girmiyorum. Yani yapılan projeler, onlarla ilgili konuların. Çünkü zaten hani şimdi herkesin gelişmiş web sayfaları var. Birçok yerde yayınlanıyor ve bakılıyor. Dolayısıyla benim tabii daha çok bütün bunların arka planını oluşturan birikim, bunun üretim süreci, ondan sonra da hani bu bütün bunların değerlendirme süreci daha çok ilgimi çekiyor. Hem senin kendine ait olan hem de dışarıya nasıl baktığınla ilgili. Ama ona geçmeden önce senin var mı projelerle ilgili bu dönemde ya masaya koyduk çok önemli şunun üzerinde konuşalım dediğin bir proje var mı? Mesela somut bir şey en azından dinleyenlerin daha sonra Yani bakması.
Hemen şöyle bahsedeyim bir iki tane. Benim çok yani mimar olmamı etkileyen yani daha işte ergenlik dönemindeyken gezdirildiğim Kapadokya dediğimiz bölge her zaman çok önemliydi ve birkaç ufak tefek denemeden başka hiç oralarda bir proje yapma şansım olmadı. Geçen sene yakaladık ve uzun bir süreç içinde bir proje çıkardık. Kapadokya'da bir termal imkanı da olan, sıcak su imkanı da olan, dolayısıyla bütün enerjisini, içindeki su kullanımını bunun üzerinden sağlayabilir bir avantajlı bir yer. O projeyi yaparken bizim ofiste ciddi tartışmalar başladı. Yani Alparslan bile yazık bizim aramızı bulmak için aramıza giriyordu. Yani bir dakika dur, yani Alparslan gibi hani sert birisi bile. Çünkü şunu dedik, Kapadokya gibi yani bir de biraz hani organik ve böyle serbest çizgiler üzerinden hareket eden bir mimari grubuz ama yani Kapadokya o kadar ters bir iş ki yani oyarak bir şey yapıyorsun. Yani Cengiz abi oylum diye bir şey üstünde duruyordu hani mekan yerine. O oylum denilen şey işte tam böyle fidan boylum, tam öyle bir iş. Bir de şöyle bir vazife edindik kendimize. O oylum kelimesini hep mekan yerine oylum kullanılmasını hiçbir zaman kavramamıştım. Çünkü ama bu tam karşılığı oluyor. Şöyle bir avantajın üzerinde hareket ettik. Çıkan taşları bu sefer yani negatif pozitif olarak bu sefer toprağın üzerinde tekrar kullanmak üzere bir mimar. Yani harika bir ortam oluşturdu bizim için. Fakat ofisimizde Ömer beş Selçuk arka Baz'ın böyle bir projesi var, bir müze projesi. Onu gördün tabii mü tabii onu bilmiyorum. evet evet O çok o da ilginç. O da benzer böyle tabii. benzer bir şekilde o şey. Çok 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 evet onu birkaç kez hatta geçenlerde Ömer'i arayıp bir ziyarette bulunduk. Hani ne durumda orası diye. Dolayısıyla böyle bu negatif pozitif ilişkisinde Kapadokya'nın bir benzeri çok uzun yıllar önce ben öğrenciyken sözünü kestim. Tevfik Balcıoğlu ve Mehmet Asatekin iki tane çağdaş sahnede diya gösterileri yapmışlardı. Bu tabii internetin falan olmadığı ortamda ve bir daha doğrusu bilgisayar ekranının olmadığı bir dönemde diya pozitif dedikleri sen hatırlarsın yaşın itibariyle. Çok önemli bir şeydi ve işte yani çok eziyetli fotoğraf çekmek kolay bir iş değildi. Gidip şey falan. İki tane İtalya şey. Assisi ve Perugia. Assisi ve doğru. Perugia tam böyle işte bir yandan boşaltıp bir yandan yaparak oluşan bir mimari şeydir. Kapadokya'da onun için söyledim. Ömer Selçuk Baz öyle bir müze yapıyor. Şimdi senin de öyle bir şey yapıyor olman çok çok ilginç tabii. Evet. Ve yani bir de şöyle bir şey var. Yani biz o kadar modern, yani ne kadar olursa işte biz biraz daha hani bu çizgileri kırmak üzere köşesiz no corner dediği Eisenman'ın hani biraz daha Greek'ten daha çok Roma kültürüne bağlı olduğumuz Osmanlı, Bizans tabii onun bir sonrası olmamıza rağmen ofisteki çalışma düzenimizde ağır bir modern yaklaşımın içinde olduğumuzu gördük. Ve de hatta yani beş arkadaşımız istifa etti. Yani bir türlü oradaki gerçek lezzeti yakalayamadık. Ne yani bir uzun bir soluk kavgalar, dövüşler, şunlar bunlar falan sonuçta bir şey yakaladık ve yani önce biz memnun olduk gerçekten yani ve hakikaten proje ısmarlayanlarımız da çok memnun kaldılar ve bizi ikinci bir aynı bölgede ikinci bir projeyle takip ettiler. O bizi çok mutlu etti. Şimdi onun üzerinde çalışıyoruz. Bu sefer tamamen bir dağın içine giriyoruz. Peki Şimdi bir şey bu o kadar ilginç soracağım. bir şey ki. Biz dediğin mesela biz memnun olduk, bizi memnun etti, bizi etmedi falan böyle bir grup var mı büro içinde yoksa o sen Ofisin misin içinde. kibarlıktan biz mi diyorsun? Yani Ya böyle şimdi bir o şimdi çünkü o istifa şöyle. ettiler falan da deyince yani biz durumu olan bir yerde kimse istifa etmez aslında açıkçası.
Hayır, öyle değil. Fikirlerimiz ve düşüncelerimizde farklılıklar oluşuyor. O Bu olabilir. Onda bir farklılıkları anormallik yok. bu Ne güzel. farklılıklar hayır şöyle yani farklılıklar şöyle oluşuyor. Sonuçta bizim bizim dediğimiz yani yaklaşım tabii bir ortak bir payda. Tabii ki ben bu konuda daha tecrübeliyim, işin içindeyim. Ama benim istifa etme şansım yok. Yani ben sadece ortada böğürüyorum ya da Doğru. yani aslında bizim ofiste bu gündeme gelir zaman zaman bırakacağız bu projeyi, böyle gitmiyor, böyle olmuyor falan diye konuştuğumuz dönemler oldu. Alp aslında bizi yatıştırdı. Ya neyi paylaşamıyorsunuz falan filan diye. Fakat galiba yani oradaki durum hani sonuçta kelep proje sahipleri tarafından birinci derece sorumlu bir bulunan ben olduğum için ben bir yere gidemiyorum. Yoksa zaman zaman ben mesela bir projenin içerisinde tamam ne haliniz varsa görün beni ben oynamıyorum diye misketlerim alıp kenara çekildiğim ya da ortak bu konuda birbirimizle fikir alışverişi yapmak için WhatsApp gruplarından terk ettiğim oluyor. Peki bir şey Tamam. sorabilir miyim? Nedir sizin şu anda kaç kişi çalışıyor ofiste? Alıp veremediğiniz. Bizim alıp Hayır, şey veremediğimiz. yapıyı merak ediyorum. Şu anda kaç kişi var ofiste? Vakıf tarafında ve ofis tarafında kaçar kişi çalışıyor? Ya biz esasında aşağı yukarı 50 kişilik bir takımız. Yani danışmanlarımız da var. Şantiye Girip var. proje evet proje başı proje bazlı yani böyle gelenler gidenler var. Eskiden biz de beraber olmuş ama işte yeter artık ben bu süresin dışına çıkacağım deyip sonra işte bir 6 ay sonra bir sene sonra hatta 2 sene sonra tekrar bir proje için birleştiğimiz Ocean Eleven türü şeyler yaptığımız oluyor. Dolayısıyla böyle bir proje üretimimiz bizim biraz film çekimi gibi. Yani hangi konuda eksiğimiz varsa o konuda daha önce ofiste kendini kabul ettirmiş arkadaşlarımıza tekrar müracaat ediyoruz. Onun dışında işte danışmanlarımız diye hitap ettiğim birkaç arkadaşımız var. Mesela Gökhan Karakış bunlardan bir tanesi. Ve sonuçta onun dışında biraz daha teknik danışmanlar dahil oluyor. Yani ofisin ortamı bu tür çalışmalara farklı disiplinlerin gelmesine müsait bir ortam. Hep de bunu sıcak tutmaya çalışıyoruz. Ama bana kalırsa yani şu şeyden sonra hani bir 2020 yılından artık sonra başka türlü yapalım. Çünkü ofiste devamlı bilgisayar almayalım. Herkesin kendi evindeki bilgisayarlar çalışsın. İşte bir serverımız var ama daha kuvvetli bir iCloud sistemiyle daha farklı bir çalışma yapalım. Giderek de böyle işte çalışma şeylerimizi rahatlatalım diye bir şeyler düşünüyorduk. Bu şu anda uygun oldu. Yani şu anda enteresan bir şekilde bunu prova ettik. Hepimiz de çok hazırlıksız yakalandık. Yani sosyal medyada çok hazırlıksız yakalandı. Bu tür altyapı, IT sistemleri de çok hazırlıksız yakalandı. Ama müthiş bir prova oldu hepimiz için. Şu anda Peki, tek oraya problem. gelmişken, ha, tek problem nedir? Tek problem şimdi bu kadar tabii CIS yasak bir şekilde yani 30 gündür görüşemediğimiz arkadaşlarımız var. Başka şehirlere giden ailelerin yanına ya da başka nedenlerle başka yerlere giden arkadaşlarımız var. Yani bu kadar değil ama hani işte haftada bir iki toplantı yaparak bu sistem sürdürülebilir görünüyor. Çünkü bizim yurt dışı projelerimiz var. Zaten bu projelerde böyle çalışıyorduk. Yani Yurt dışı ofisi var mı şu anda? var. Yurt dışı ofislerimiz de biraz orada mesela çok orada da ilk başta böyle çalışanlarımız vardı ama onları da bir partnership gibi yürütüyoruz. Bir de tabii mühendisler takımı var, başka danışmanlar. Yani mesela bir tane şimdi Montenegro'da bir otel ve evler projesi yapıyoruz. O proje için her hafta bir ya da iki tane mutlaka
internet üzerinden toplantılar yapıyor. Yani 3-4 saat süren toplantılar bunlar. Ve burada bütün disiplinler katılıyor. Aynı şey işte Moskova için, Moskova'daki projemiz için geçerli. Yani bu sisteme giderek daha çok alışmaya ve hani ben karakter olarak sonuçta bir uzun mesafe Afrikalı maraton koşucusuyum. Çıplak ayak koşuyorum ben. Ama şimdi yeni kültür, yeni şey, ofis ortamındaki profesyonel arkadaşlarımız jet pilotu gibi. Ya onlar sadece kuleye bağlı, bazen ne olduğunu da ne yaptıklarını da bilmeden bir sürü şeyi çok hızlı bir şekilde software'ler üzerinden yapıyorlar. Yani onlar benim yaptığım eskizlere ve bir işe nasıl başlıyorum, onun kavranması üstüne veya onu admire ediyor, onu şey yapıyorlar diyelim, ona hayranlık duyuyorlar. Ben de onların yaptıklarına hayranlık duyuyorum. Yani hala inanmadığım iki tane şey vardır mimarlıkta. Bir tanesi silikon nasıl camı tutuyor, hala bilmiyorum. O cam cephelerde hala onun hayreti içindeyim. İkincisi de yani bu dijital sistem üzerinde bu işler nasıl oluyor? Hala hakikaten her gün mucizevi, yani sürprizlerle dolu. Ya Ama şimdi işin ilginç tarafı, yani müthiş şeyler yapıyorlar ekranlarda. Fakat bunun ne kadar değerli olduğunu çok ölçemiyorlar. Yani ancak onu benle beraber, ya bu çok iyi, ya bu çok müthiş. Hatta bazen hatalar oluyor. Hatalar bile çok güzel olabiliyor. Yani hedeflediğimiz bir şey değil ama niye biz bu tarafından bakmadık diyebileceğimiz ilginç hatalar bile oluyor. Burada tabii ben hala bu eski usul çalışma yönteminden vazgeçmiş değilim. Hala kalem, kağıt, hala bir şeyleri kağıda çizeceğim, maket yapacağım. Maketsiz hiçbir şey anlamıyorum ben. Yani şu anda mesela şu andaki çalışma sisteminde en çok acı çektiğim şu bir aydır, maket yapamıyoruz. Maketsiz anlamıyorum. Peki, aslında bunu birçok kişiyle de konuştuk. Dinleyenler de merak, çünkü herkesin konuştuğu konu bu. Biraz mimarlık penceresinden de bakarak ne olacak diye bekliyorsun bundan sonra? Yani hem büro düzenleri, iş ilişkileri, piyasa, mimarlık, mimarlığın gelişi, kentlerin ve mekanın dönüşümü falan üzerine bu yaşadığımız salgın ve onun getirdiği deneyimin olası yansımaları ne olacak? Yani hayatta kalırsak tabii en önemlisi hayatta kalmak. Hayatta kalanlarımız diyelim, çok büyük değişikliklerle karşılaşacak ve bunları ben optimist birisiyim ve iyi olacağını düşünüyorum. Bir kere bu bir arkana yaslanıp bir tür olaylara biraz daha dışarıdan bakma dönemi diyelim buna. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama hepimiz notlar alıyoruz. Ben mesela yukarıdan aşağı, yani gelecekte seçim sistemi nasıl olacak, sağlık örgütü nasıl olacak, işte mecburi hizmet gerekirse bu askerlikte mi olacak, sağlık sektöründe mi olacak, mimari projelerde, çalışma düzenlerinde neler olacak, nasıl üreteceğiz, giderek robotların geleceğinden konuşuyorduk. Daha çok şu anda mesela işte bir sonraki bu tür bir pandemide robotlar dolaşacak etrafta. O hale gelecek iş. Bunun tabii olumlu tarafları var, olumsuz tarafları var. Yani bir kere çok nüfusumuzun çok olduğu bir şeyde yakalandık. Kontrolsüz olduğunu. Bir kere yönetim sisteminde işte sonuçta bu artık ülkelerin kendi lokal dünyalarında karar vermeleri o kadar kolay olmayacak. Diğerleri ayıplayacaklar. Hatta bir tarafta bir yerden yayınıyorsa şimdi başladı mesela Çin'de. Çin'i dava etmeye başladı bazı ülkeler. Ya bunu niye kontrol altına almadın diye. Yani dolayısıyla ülkelerin eskisi gibi işte iç işlerimizde kimse karışmasın, biz kendimizi yönetiriz. O durumlar yavaş yavaş yerini birbiriyle haberleşen, birbiriyle etkileşen, hatta birbirine göz kulak olan ülkeler durumuna götürecek. Yani bazı ülkeler seçim sırasında başka diğer ülkeler tarafından da
denetlenecek demeyelim ama gözlemlenecek ve oradaki durumlar konuşacak. Yani artık kimse şunu diyemeyecek ki ya benim içimde bana size ne abi, ben burada biz böyle çalışıyoruz, böyle yürütüyoruz, böyle oluyoruz. Ya sonuçta salgın oluyor, hepimizi etkiliyor. Yani Çin'de Wuhan'da birisi öksürdü, dünya sarsıldı. Yani onun için bu artık kelebek etkisi giderek daha fazla hissedeceğimiz bir şey oluyor. Bu da güzel bir şey, yani kötü bir şey değil. Ülkelerin kendi işlerinde diktatörler tarafından ezilmeleri, sıkıntıya düşürülmeleri olmayacak böylece. Ama bunun için daha sıkı bir Birleşmiş Milletler sistemi gerekiyor. Küresel ölçekte bir örgütlenmeden bahsediyorsun. Evet, yani bir bazılarının biraz daha eşit olduğu, daimi temsilcisi olduğu durumdan çıkacak ortalık. Çünkü şu sıralarda bu salgın sırasında hiç beklenmedik ülkeler durumu çok daha güzel yürüttüler. En azından Amerika Birleşik Devletleri'ne göre diyelim. Peki iki tane şey var, konu var. Soru geçmeden önce konuşmak istediğim bir tanesi, dün Sinem mail atmıştı bana. Bu şey, masada olan bir kitap ya da yani kitap demeyeyim de pek çok düşüncenin, çalışmanın ve sürecin derlendiği bir böyle ortam var. Onun içinde senin yazıların var, bir takım örnekler var ve belli başlıklar altında tartışmalar var. Global Architecture Development, senin şeyinin, ofisinin adı olan Methodology diye bir başlık atmışsın. Nedir bu? Yani bunu nasıl, ne beklesin mimarlık ortamı, yakında bir şey mi geliyor, bir şey mi olacak ve bunlar böyle bizim ne şekilde biz paylaşılacak, mimarlık ortamıyla paylaşılacak ve bizi nasıl etkileyecek şeyler? Çünkü baktım ilginç başlıklar var içinde. Yani Peter Eisenman'la söyleşiden tut da senin işte proje üretim süreçleri üzerine, düşünce üzerine, düşünme süreçleri üzerine, eleştirel süreçler üzerine düşüncelerin var veya tartışmalar var oraya yansıyan falan. İlginç bir böyle derlemeye doğru gidiyor. Bu nedir Gökhan? Bu esasında bir özünde aslında bir bizim işte 30-35 yıllık bir birikimimizi temsil ediyor. Aslında bu bir kitap olarak basılacak yakında. Hatta bir provaları yapıldı. İşte bu şeyden dolayı da işte Berlin'de iki tane dağıtımcıyla bu konuyu konuştuk. Ama buluşamadık. İşte bu nedenden dolayı bu ortadan kalktığı zaman tekrar bir araya gelip bunun basımını konuşacağız. Ve bir kitap olarak çıkacak. Ama ufak ufak biz bunu web sitesinde paylaşıyoruz. İşte orada da güzel sorular geliyor. Bizim dikkat etmediğimiz bir husus varsa orayı biraz daha açıyoruz. Şimdi orada yani özellikle şimdi mesela bu dönemin de bir 10 sayfalık bir çalışmasını işte biraz önce senin sorunun devamında olan şeyleri de notlamaya başladım, paylaşmak üzere. Bu sonuçta bizim de aslında bir dönemin de kapanışı gibi olacak. Şöyle, şimdi benim uzun süreden beri kafamda olan bir şey var. O da şu, yani bu şekilde proje üretip, ondan sonra inşaatta müteahhit denilen, sonradan kötü eğitilmiş, şekillenmiş ve bir tür virüs haline gelmiş bir meslek diyelim, yani o tür bir iş erbabıyla bu işlerin olmayacağını görüyoruz. Hele bunların bir de developer dediğimiz, yani gayrimenkul üreticiye dönüşmüş hali çok feci oluyor. Dolayısıyla mimarın biraz daha rolünün daha fazla olduğu, esasında Cengiz abiyle çalıştığımız dönemde bir tane Özbekler tekkesinde bu konu denendi. Zaman zaman bir ev ya da işte buna benzer küçük ölçeklerde Cengiz abi deniyordu. Nevzat da bunu yaptı. Ben de yaptım. Fakat daha büyük ölçekli projelerin, yani hiç içinde
Sadece proje üreten değil, hem şantiye sürecini hem daha sonraki sürecini de daha fazla kontrol edebilen bir model üstünde duruyoruz. Şu sıralarda elimizde böyle bir 3-4 alternatif alanda proje var. Hatta bunların bazıları da yani şehir dışındaki yeni yerleşme türleriyle ilgili. Bu şeyden çok daha önce işte yavaş yavaş buraya doğru herhalde gelmenin işaretiydi. Ve bu yani mesela daha altyapısı daha kuvvetli, işte kendi kendine yetebilen binalar, bu kadar mesela İstanbul özellikle gibi büyük şehirlerde yani o bizim ofise yani her gün 2 saatini vererek gelen arkadaşlarımız var. Yani bu çok saçma bir şey. Birçok meslekte bu böyle, birçok iş kolunda bu böyle. Dolayısıyla kendi çalıştığı yerden işini yürütebilecek bir meslek içindeyse veya böyle çalışma düzenleri içerisindeyse hem bunların yaşayıp hem de bunların yeniden yani burada daha güzel üretebileceklerini, yeniden bir dünya kurabilecekleri daha küçük yerleşmeler oluşturmak. Bununla ilgili İstanbul yakınlarında oldukça içinde bir de göl olan bir arazimiz var. Orada bizim işte böyle hani digital town ya da böyle işte bir sürü isim yeni yerleşim falan filan bir sürü şey söylenebilir isim olarak. Böyle bir çalışma içindeyiz ve bunun hem üreticisi hem proje üreticisi hem de yapı üreticisi olmak istiyoruz bu projede. Yatırımcılarımız var. Bir banka bu konuda bize finansal desteği sağlayabileceğini söyledi. Yani bunun mesela bu projeyi bunun üzerinden bunu denemek istiyoruz mesela. Bir, gene şehir içinde bazı yenilemeler var. O da şu yani İstanbul'da %70'e yakın yapı. Benim söylememe gerek yok. Depreme dayanıksız. Bunların mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Yenilerken paldır küldür yenilemeler değil de hani doğru dürüst düşünülmüş yenilemeler yapalım. Mesela böyle tek bina yerine böyle bir ada bazında. Mesela özellikle bazı bölgelerde eski yerleşme bölgelerinde adaların böyle etrafını küçük parsel binalarla çevrildiği, arkadaki içlerindeki bahçelerin parçalanmış ve hiçbir arada bir işe yaramadığı durumlar söz konusu. Halbuki böyle bir ada bazında bir düzenleme olursa o zaman iş biraz daha hani içine o avlunun içindeki o bahçeye daha rahat girilebilir, kullanılabilir. Özellikle böyle dönemlerde, yani böyle kapanma dönemlerinde, tatillerde daha güvenli kullanımlar söz konusu olur. Ama benim bahsettiğim gated community değil. Yani benim bahsettiğim bizim Van Ön Ortaköy projemizde denediğimiz gibi bir şey. 10 sene oldu. İşte çatısında bir bahçe var, havuzu var. 2 tane binadan oluşuyor. Üstünde bir büyük futbol sahası büyüklüğünde bir bahçe var. İster ek, ister biç. Dolayısıyla böyle çatılarının da klasik eski usul çatılardan olmadığı bir sistemde projelendirmek. Biz bunun içinde olduğumuz zaman yatırımcı veya ısmarlayıcı daha olumlu bakıyor. Hani içinde bu da şimdi kendi yani mimara ne kadar olsa belli bir yere kadar bir güven var. Biz o güvenin hep üst noktada olduğu projeler görevlendirildik ama bu sefer biraz daha hissediyoruz ki biraz daha taşın altına biz de elimizi koyduğumuzu düşündükleri için bu konuda biraz daha iyi bir pozisyon alacağız gibi görünüyor. Ben bunun eskiden ne zaman, böyle ne zaman görücüye çıkacak? Ne zaman görücüye çıkacak? Yakın mı? İşte projenin efendim, hangisi? Ne? Bu dijital kent ya da şey göllet göllü olan. Ya esasında projesi hazır. Böyle derdi ya kafamızda falan kafamda. Proje şöyle aslında yani çok mesela Alparslan'ın da bu konuda çok onu da heyecanlandıran projelerden bir tanesi. Aslında biz
Medieval, yani Orta Çağ dönemindeki o bildik Avrupa ve işte Anadolu topraklarındaki kasabalardan bahsediyoruz aslında. Tabii bugün için onlarla bugün arasında tabii ki güncelleşmiş, yani görüntü olarak söylemiyorum, kullanım avantajları açısından. Yani işte arabanın olmaması, ondan sonra içinde hani mümkün olduğunca işte hem evden hem ayrıca istenirse bir ofisten çalışma düzeninin olması ve yürüme mesafesinde evlerin olması aslında çok böyle hani yeni bir buluş değil, yeni bir yaklaşım değil. Sadece altyapısı daha kuvvetlendirilmiş, yani bugüne göre adapte edilmiş. Bir de işte bir merkeze bağlı kanalizasyon ya da diğer sistemler yerine kendi kendine yetebilen binalardan oluşması, unplugged binalar olması özelliği bu. Bunu çalışırken yani müthiş bir özgürlük de hissettik, yani rahatlık hissettik. Yani çünkü kendi kendimizin bugüne kadar olan tecrübeler, yani bu kadar bir kasabada yaparız yani artık bu kadar tecrübeden sonra. Mesela şu sıralarda bir Tiran'da, Arnavutluk'taki belediye başkanlığı yarışması için işte 12 şey seçildi, shortlist. Onlardan bir tanesi de biziz. O projeyi çalışırken, yani projeye başladığımız zaman, yarışmaya başladığımız zaman bu karantina hikayesi başlamamıştı. Ve karantina hikayesinden sonra ve yaşadıklarımızda gördük ki, ya işte o zaman 1200 kişilik bir yerleşme isteniyor, işte 1200 kişinin çalışacak falan filan. Yani 1200 kişi çalışmayacak orada artık. Yani onu görüyoruz. Şimdi programı çok küçültemiyoruz ama o zaman öyle bir bina elde edelim ki dedik. Yani bu senin başta söylediğin flexible, esnek, başka fonksiyonlara dönüştürülebilir bir bina olsun. Yani herhangi bir tipolojiyi temsil etmesin. Dolayısıyla Sürmekte da olan bir yarışmayla ilgili şeyler veriyorsun, ipuçları veriyorsun diğer evet. yarışmacılara. Yok, tek Türk grup biziz. Türkçeden Yok sanmıyorum öyle. çıkarabilecek. Peki. Diğerleri başka Yani. ülkelerden. Hayır, şunun için yani Gökhan. bina yapmak, biz yani bina yapma yani yeterince yaptık bile. Yani birbirini tekrar eden şeylerden sıkılıyorum ben. Yani hep aynı şeyleri yapmak olmasın diye bu şeyi. Yapmadığım türde projeler var. Onları istiyorum. Hatta biz şimdi Aizm'in bazı projeler için beraber girelim diye bir konuşma yapmıştık geçen sene. O da devamlı bir, yani müzelerden sıkıldım. Spor tesisi olsun. Spor, ona şimdi beraber girebileceğimiz spor projelerine bakıyoruz. Ne yapabiliriz diye. Çünkü sıkılmış artık müze yapmaktan. Hep devamlı müze için çağırmalarından. Yani onun için bu bizim işimiz biraz da yani hani böyle uzmanlaşma bir taraftan hani böyle çok değer verdiği uzmanlaşmaya, ama şimdi gördük ki tek yönlü bir bakış açısının bir faydası olmuyor. Ben zaten sıkılgan bir tipim. Yani bir proje süresinde de çok sıkılıyorum. Yani hakikaten çok uzun. Saçma sapan detaylarla saçma sapan, yani bir bina bir kere yapılacak. O kadar çok şey var ki, bir de şimdi yeni bir durum da oluştu. Bu müteahhit grupların içerisinde de mimarlar var. Devlet kademelerinde de, özel sektördeki işte başka kurumlarda da mimarlar var. Bu mimarlar genelde ofislerde, yani bu tür böyle hani ofislerde çalışmayı seçenlerden daha cevval. Ondan sonra işte biraz sabahleyin erken kalkmayı hedefleyen, daha az okuyan, böyle biraz sosyal şeyleri de çok fazla olmayan diyelim, hani merakları ya da kaygıları. Ve bizim ofistekilere mesela sabahleyin bir belediye başkanı bir yazısı ya da Trump'ın bir sözü mesela moralini bozabiliyor bizimkinin. Ötekisi öyle değil, şantiyedeki dayanıklı. Bir de ofiste çalışan mimarlar yani illa 9.30'da elinde bir kahveyle gelecek. Ya bizde kahve var. Hayır, o bilmem ne kahvesi, o mutlaka elde
O buradan satın alınacak, onunla ofise gelinecek o şeyle, o kağıt bardakla. Tabii bizimki burada, bizim türde ofislerde daha kahvesini içip ayılıp da işte biraz da Cumhurbaşkanı'nın bir sözüne bayılıp şey yaparken, iç geçirirken, bunu da o sırada Facebook'taki arkadaşlarıyla tartışırken, öbürü 7.30'da zaten bütün her şeyi sipariş etmiş oluyor taşeronları. Bizimki ya dün öyle düşündük ama bugün böyle olmadı da şöyle yapsaydık, şöyle bir şey daha aklıma geldi falan diyene kadar öbürü zaten o siparişini vermiş durumda. Yani bu şekilde üretim olmaz. Evet. Dolayısıyla davul dilin elinde, tokmak bizim elinde bir sisteme doğru gitti bu iş. Yani ben bizimkini biraz abartarak söylüyorum. Biz gene en iyisi. Bana yıllar önce yani Richard Rogers bir şey söylemişti. Ya sen neler yapıyorsun falan filan yani bir İstanbul ziyaretinde demişti. Ben de o zaman işte bir müşterimizi beraber yemeğe çağırmıştım. Birlikte işte bak hani projeyi yapıyoruz. Bak işte müşteri de burada. Hani bu da işte bak ne güzel ilişki falan diye bir şey göstermek istedim Rogers'a. Rogers da dedi ki ya bu iyi bir şey de sen her zaman second sendromdan kork. Yani işin içerisinde profesyonel olan genel müdür, genel yardımcı, müdür yardımcısı, diğer taraf yani bir patronunla işi ısmarlayanla birlikte olmanın çok büyük bir avantajı yok. Esas öbürlerinin yaratacağı sıkıntılarla boğuşacaksın. Yani onun için geldiğimiz noktada artık bu müteahhitlik sistemi dediğimiz yani bu sistemle bu işin yürümesi mümkün değil. Başka ne tür değişiklik olacak? Hemen not olarak söyleyeyim. Ya bir kere Mimarlar Odası, bizim Mimarlar Odası'nın hakkında da bir iki bir şey söyleyeyim. Yani okuldan hemen mezun olanın başka tür bir lisans eğitiminden geçmeden hemen aidatını ödeyince mimar olmasına imzalamak hakikaten çok kötü bir şey oluyor. Yani bu sistemde sürdürmemesi gerekiyor Türkiye'deki mimar odasının. Yani, diploma alırsın. Ama ben yani avukatlık, doktorluk gibi düşünüyorum mimarlığı her zaman. Bir sorumluluk mesleği. Bunun için ayrı bir imtihan ve ayrı bir düzen olması lazım. Bir de yani bir mesleğin her sene bir kredi sistemiyle şimdi kendi kendini yenileyen, kendi kendini sürekli olarak dürten bir sistemin olmasını düşünüyorum. Bu konuda biraz daha şey çalışacağız vakıf olarak. Yani bunu çok sık ve ısrarlı gündeme getireceğiz. Yani şu sıralarda üzerinde sürekli not aldığımız konulardan bir tanesi bu. Bayrak kaldıracağız bu konuya yani. Peki, bu söylediklerin çok ilginç, üzerinde çok uzun şey yapılabilecek, konuşulabilecek konular ve aslında diğer konuklarla da zaman zaman bunu konuşuyoruz. Çünkü giderek de senin söylediğin şey paylaşımı, diyelim yetki paylaşımı veyahut da proje sürecine dahil olan insanlarla ilgili sayısal artış giderek artıyor. Yani bir toplantıya giriyorsun, hakikaten masada tonla danışman şu bu falan filan, çok böyle mimarın kontrol edemeyeceği veyahut zorunlu olarak çatışma içine gireceği bir insanlar grubuyla karşı karşıya kalıyorsun. Çünkü senin işte biraz mizahi bir şekilde eklediğin gibi öncelikleri, formasyonları ve temel dertleri farklı olan gruplar proje sürecinin içinde var oluyorlar. Onun için de çatışmaları doğal oluyor. İşte bir kısmı hakikaten mümkün olan en verimli kendi tanımları içinde, biçimde en hızlı, en ucuza bitirmeye çalışırken sen başka kaliteleri öne alıyorsun vesaire veya tersi de olabiliyor. Yani sonuçta öncelikler ve dertler farklı olabiliyor çeşitli gruplar içinde. Genellikle de işte yatırımcı bir grup böyle kendi bünyesindeki teknik elemanlar, danışmanlar vesaireyle birlikte gelince de
bu çatışmalar gün yüzüne çıkıyor ve hakikaten bu böyle bir büyük kurumsal üretim haline geliyor. Model kendiliğinden farklılaşıyor. Burada bilmiyorum, yani bunun alternatifi hakikaten sürecin birçok noktasını kontrol eden bir mimar modeli midir, değil midir bilmiyorum ama ona bakarız. Yani daha kötüsünü Ya daha yapamazlar doğrusu yani zaman bugüne içinde kadar. göreceğiz. Daha... Yani Evet, belki bugün öyle daha kötüsü yaklaşılıyor. olmaz yani. Şimdi bugüne kadar ekonomistlerin nasıl ekonomik planlar yaptığını, ya yarınını bilmeyen bir ekonomik dünya var. Yani o kadar ekonomist var ki sürekli konuşuyorlar. Çok arkadaşımız var. Yani bizler de çok farklı meslekleri edinebilirdik sonuçta yani. Yarını soruyorsun, yarını bilmiyor. Öyle, yani böyle bir sistem olabilir mi? Yani garantileri yok. İki, sürekli değişen bir borsa üzerinden, o sistem üzerinden hareket ediliyor. Üç, ya sen bana bu iş için bu yetkiyi vermiyor musun? Veriyorsun. Yani ne yapayım ben? Paranı al, kenarda dur durumu olabilir böyle durumlarda. Yani bunlar doğru değil. Şimdi onların da kendilerine göre ürettikleri daha az yetkin ya da işte sesini çıkarmayan işte Munis mimarlarla yaptıkları, mühendislerle yaptıkları çalışmalar ortada. Dolayısıyla daha kötüsü olmaz. Yani çok da atla deve bir şey değil yani. Hani çok büyük bir olaylar, çok pazarlama biliniyor işte işin satışı şu bu falan. Yani öyle bir şey olmuyor ki. Yani sonuçta iyi bir proje her zaman kendisi için etkili oluyor. Yani ben bunu Esma Sultan'da yaşadım. O zaman bir 30 odalı bir otel olarak dönüştürmek isteniyordu. O günün şartlarında zaten 99 depremi olmuş. Zaten maddi sıkıntılar var. O yüzden de yani çok daha ekonomik bir çözüme gittik. Yani bence topu orada biz çok başka bir yerde oyuna soktuk ve Esma Sultan işte herkesin sevdiği, hala işini yapan bir yer oldu. Ne olacak yani 30 tane daha oda olsa olmasa. Ama böyle bir event space, böyle bir yer her zaman çok daha etkili oldu. Ne oldu? Oradaki mimari etkili oldu. Dolayısıyla yani bazen mevcudu iyi değerlendirmek, bazen işte bu recycling, o yeniden kullanım, işte o transforming, yani bunları değerlendirmek çok daha önemli oluyor ve bu iyi bir yapıysa, yani yapı gerçekten kendi türünde ya da o günkü koşullarda iyi inşa edilmişse zaten bir tür kendinde bir koruma mekanizması oluşturuyor ve çok kolay değiştirebiliyorsun onu. Ama sadece bir konu için yapılmışsa olmuyor. Gökhan, şeye geçmeden, sorulara geçmeden bir de şu vakıf meselesini biraz hem duyurmak hem kendim de anlamak istiyorum. Epeydir, uzun süredir bu var. Gittiğim benim uluslararası toplantılarda işte şeyde böyle standleri oluyor. Hatta bende bir tişörtü de var. Evet, Ondan sonra... sen de vakıf adına röportajlar yaptın, sağ olsun. Evet, yani bir şey fakat nedir, ne oluyor şu anda, masada ne var, ne olacak, neyi Vakıfla ilgili. hedefliyor, ne Ya işte aşama? Evet, biraz onları atın. en büyük yapmak istediğim şey tabii okul yapmak. Yani küçük tanımlı böyle 25 öğrencili, 50 öğrencili, yani işte o ayarda bir şey yapmak. Öğrenir yani Rossi'nin sözü işte o öğrenir öğretirken öğrenmek. Bir de bu TED konferanslarını kuran mimardır Samuel Wurman. Ben ona sormuştum yani bu TED nasıl çıktı bu? Sonra devretti onu ama onun kurduğu çizgide gidiyor. O dedi ki ya ben bu insanlara soru sorsam, bir şey sorsam, ofislerine gidiyorum desem kimse kapısını açmaz. Mikrofonu tutunca konuşuyorlar dedi. Dolayısıyla TED'in doğuşu aslında bu yani. Sonuçta ben de işte 90'lı yıllarda bazı mimarlık dergileri için röportajlar yapmaya öyle başladım. Yani şimdi ben Jean Nouvel'e gitsem o yaşlarda bana kapısını açmaz yani bir şey sorsan cevap vermez ama mikrofonu tuttuğun zaman konuşuyor sonuçta açıyor sana.
Hatta bir saatten fazla vaktim yok diyor. Ondan sonra 2 saat sürüyor. 2 saat sonra da hatta diyor bir dakika bir proje daha vardı onu da göstereyim noktasına geçiyor iş. Yani özellikle bu haberleşmenin ötesinde yani paylaşma diyelim hani sharing, paylaşma çok önemli. Yani bu vesileyle işte hani biraz daha mimar bazen böyle içine kapanabiliyor ya da herhangi bir konuda üretim yapan. Bazı meslekler öyledir. Mesela yazar tek başına yani kimseyle çalışmıyor ve de çok da kendi başına birçok şeyi yürüten bir üretim biçimi var. Mimarlık öyle değil. Yani mimarlık insanlar için bir şey üretiyorsun ve büyük bir şey yapıyorsun. Yani ne kadar olsa içine insan girecek büyüklükte bir şey yapıyorsun. Vakıf ne Dolayısıyla yapıyor? Şu başkalarının anda ne yapıyor vakıf? Vakıf şu anda işte dediğim gibi bu online sertifika programlarının hazırlığı içinde. Anladım. Peki Bu eğitim şeyleri için başlatacağız. Türkiye'de mümkün mü? Şey, yasal ve yönetsel altyapı çok mümkün değil galiba Türkiye'de böyle bir özel mimarlık okulu için. Değil mi? Uygun Evet. değil. Evet, yani bir süre biz bu uygun olur mu olmaz mı diye bu işte eğitim konusunda tecrübeli hocalarımızla biraz yürüttük, konuştuk, ne yapabiliriz, açık bir yer aramaya çalıştık. Ya olmazsa bir yabancı okulla işbirliği, şimdi onları biraz denedik, işbirliği yaparak bunu yürüteceğiz. Ya zaten ben dediğim gibi biraz önce lisans yani Mimar Odası'nın bana göre yani verdiği hemen aidat almak için okuldan mezun olana verdiği şey geçerli değil ki bence. Yani bu tür bir şey daha etkili olacak. Yani biraz üstüne bizim vereceğimiz eğitim biraz daha farklı olacak. Çünkü biz biraz daha farklı bir eğitim vereceğiz. Şu anda özel okullardan bize staj için gelenleri yavaş yavaş biz artık tam burslu olanlardan seçmeye başladık ve çok memnun olduk. Çünkü bir mimarlık okuluna ne amaçla girdiğini, herhangi bir portfolyoyla seçilmediği için girmiş ve oradan mezun olmuş arkadaşlarımıza çok üzülüyoruz. Yani bir de ayda bilmem toplam işte yılda 50 bin lira para veriyorlar. Yani bu mimarlık şu andaki okullar da feci durumda yani. Yani tam bir kekleme yapıyorlar. Hiçbir şey öğretmiyorlar. Gelen çocuklara bakıyoruz biz. Ayrıca burada kendi kendimize 2-3 aylık bir eğitim programı yapıyoruz. O yüzden bunun resmi yani resmileşmesi bile yarı resmileşmesi kolay olacak diye düşünüyorum önümüzdeki dönemlerde. Ya yani öncelikle Peki. kendimiz için ihtiyacımız var yetiştirmek için bu arkadaşlarımıza. Bir de böyle tabii şöyle de bir şey var. Önümüzdeki dönemlerde yani aslında orada bir çelişki var. Ben bunu biraz konferanslarda da söylüyorum. Yani bir yandan yani mesela konferanslarda işte konferanslara gidiyoruz ya da bu tür düzenlemelerin içinde oluyoruz. Rakiplere şey veriyorsun yani kendi biraz önce sen de dedin ya tiran için olduğu gibi. Yani nerede ketum olmamız lazım? Nerede paylaşmamız lazım? Bu konularda biz biraz hani içinde hep dilemaları olan, çelişkileri olan bir meslek türüyüz. Ama bunun da yani bunu da yani Rossi hep öyle söylüyordu. Yani işte tasarla, inşa et, öğret. Aslında öğretin içindeki parantez içindeki şey sen de öğretirken öğrendi. Bu çok önemli galiba hakikaten o interaktif süreç eğitimde çok çok önemli. Bu online'ın kısıtlarından bir tanesi de galiba biraz onunla ilgili. Yani canlı bir araya gelmemek, karşı olmamak, karşı karşıya Tabii şu olmamak anda gibi. çok şu andaki cız yani şu anda hiç karşı karşıya kalmamak yani o programın içerisinde yani kendi kendine çalışmalarını yürütürken işte haftada bir, iki, üç yani ofis ortamındaki yani şu anda yürütmekte olduğumuz projenin içerisinde olmak bence bu da çok yeni bir şey değil. Eskiden böyleydi. Yani hocalarımız bizim
Bizden öncekilerde yani Fryhoff da bütün hayatı boyunca üniversitede zaten aslında ürettiği projeleri yani öyleydi iş, öyleydi zaten o projelerde çalışırdım. Oradan öğrenirdim birebir. Yani modellerden bir tanesi o. Ve peki o zaman belki şey var buradan da geliyor. Sorular var. Bir soru alalım mı Tabii. araya? Tabii yani Çünkü kendimiz biz bir yani sadece ben bir modelden söz etmiyorum. Yani sen mesela bizi yani ne bileyim sen kabul edersen senin vereceğin ders türünde sen biraz daha açık bir sistem yani birlikte keşfetmek üstüne yürütüyorsun. İşte bazı mimarlar biraz daha ya kendilerinin üzerinden hareket ediyorlar. Yani böyle farklı programlar olsun arzusundayız zaten. Yani hiçbir zaman doğru bir tane değil bizim meslekte. Ne güzel ki. evet, ben tam onu söyleyecektim, söylemedim sonra. Yani mesela benim ait olduğum anlayış ya da ekol işte böyle bir ilişkiden ziyade farklı kaynaklardan beslenerek çok girdili bir süreci yaşama getirmek üzerine kurulu ve hep böyle hani tekil bir kaynağa biraz böyle mesafeyle bakan bir şey. Mer bir şey soruyor. Gökhan Bey, Heval Zeliha Yüksel'in Alparslan Ataman ile ilgili yazdığı anma yazısında değindiği Mimaride Cetvel Düzeni kitabından söz ediyor. Sürecinden, içeriğinden bahsedebilir misiniz? Nedir bu Mimaride Cetvel Düzeni? Tabii o yani cetvel sonuçta bu bir metodoloji. Bunu aslında Han Tümertekin ve Art Tümertekin bunu geçen yıllarda kitap olarak bastılar zaten. Onların yayınlarından çıktı. Fakat tükendi şu anda kitap. Yani bulunamıyor. Çok az var. Bunun yeniden tıpkı basımı gündemde. Bu işte konuştuğumuz kitaplardan bir tanesi ve ana kitap bu aslında. Orada tabii bunun İngilizce metni hazır. İşte, yani biraz daha globalde paylaşılmasını arzu ettiğimiz bir kitap bu. Türkçe'de paylaşıldı. Ya burada esasında Alparslan'ın anlatmaya çalıştığı yani mimarlığın en basit yani bir hendek kazarak başlayan yani bir su hendeği kazarak başlayan üretim düzeni ve çeşitliliğini aslında bu kitapta paylaşıyor. Yani şöyle bir şey var, bir mimarlığın DNA'sı diyelim. Yani nasıl hareket ediyor, nasıl hiçbir yönetmeliğe ya da hiçbir daha sonradan oluşmuş kurala bağlı olmadan kendi kendine hareket eden bir süreçten söz ediyor. Mesela şöyle bir kelime var, biz çok gülerdik buna, emsal denilen şey, belediyedeki kullanımı aslında bir tür raşiyoyu, bir tür metrekare diyelim hesabının yapıldığı bir şey olarak görüyoruz. Halbuki mimarinin oluşan... Yapılaşma arsa arasındaki oran, yapı Heh, büyüklüğü ve arsa arasındaki oran, evet. halbuki mimarinin kendisinde emsal, ya önünde bir tane bina yapılmış, depreme de dayanıklı, oh içinden de daha su geçmiyor, yağmura mağmura dayanıyor, içinde de insanlar memnunsa emsal odur. Yani başka emsal aramaya gerek yok yani. Aslında emsal kelimesinin içi boşalmış hali, belediyelerde kullanılan hali. Şimdi böyle yola çıkınca şimdi bütün bunlarda da çok büyük değişiklikler olacak. Bence bu kitabın yeniden konuşulması da o anlamda çok doğru olacak. Yani biz hep şunu konuşurduk bu okul düzeninde de. Yani ilk zamanlar, ilk yıllar Alparslan bütün bu işin yani bu işin standardı, vasatı nedir? Standart derken yani kastettiğim gene bu anlamda yani yer çekimiyle, havanın hareketleriyle basitçe işbirliği kuran taş, ahşap ve işte demir diyelim yani çelik bile değil. Hani nasıl bu ilişkiyi kuruyordu? Bu iş nasıl gotik döneme ve daha sonra işte modernizmin ilk yıllarında hani nasıl bir noktaya geldi, nasıl şekillendi? Onunla ilgili örnekler ve yaklaşımlar var. Ama bu hiçbir zaman bir sürüktürel ya da diyelim daha detaylandırılmış bir anlatım tarzı değil. Ama
DNA'sı ile ilgili bir ön çalışma. Bizim tartıştığımız bu siyah beyaz bir kitap ve biraz tabii şey böyle bir Alparslan'ın tabiriyle bir coffee table kitabı değil. Biraz bunun İngilizce versiyonunda işte biraz daha çeşitlendirilmiş bir şey boyutu olacak. Onun gene kendi kaleminden çıkmış. Biraz daha hani mimar olmayanların da ilgisini çekebilecek bir kitap olacak. Bir başka özelliği kitabın her sayfası aslında gerçekten bir poster olabilir. Yani o tarafı da çok kuvvetli. Orada Han ve Alp'le beraber yani onlara Alparslan'ın sağken eziyet ederek yaptırdığı şey kendi çizimlerinden ziyade bunların bir de dijital ortamda çizilmiş halleri var orada. Daha net anlaşılsın diye. Ama bence biz bunu Uğur Tanyeli ile de konuştuk. Bence el çizgileri yani el melekesi çok kuvvetli. Yani elinle yaptığı şeyler orada bazı kelimeleri okuyamasan da o kadar güzel ki bence o hoş. Ben bu kitabın yeni versiyonunda tamamen onun bu kitaba öncelik eden eskizlerini kullanmak arzusundayım. Peki bir soru daha alalım. Mertkan Yorulmaz, merhaba. Gat ve Gökhan Bey'in çoğu projelerinde organik formlu önerilerini okuyabiliyoruz. Bu yaklaşım süreç içinde üretilebilirlik ve finansal olarak işverenler tarafından nasıl karşılanıyor? Sevgiler. Aslında epey bu işveren ilişkileri üzerine konuştuk ama o sıkıntıların çoğu biçimden kaynaklanmıyor herhalde, değil mi? Tabii. Yani burada şöyle bir şey var. Şimdi Peter Eisenman aslında bizim hepim yani bu daha da dahil yani işte Rem Koolhaas da dahil yani birçok onun rahleyi tedisinden öyle ya da böyle geçen birçok insan için bu işleri ilk başlatan birisiydi. Benim eleştirel olarak baktığım ve daha sonra yani özellikle Zaha'nın işlerinde gördüğüm yani şimdi en son şu anda yürümekte olan Riyad'daki Metro Station inşaatının Google'daki fotoğraflarına bakarsanız yani strüktürel olarak yani bir şeyin üstüne gelebilir yani bir form var bir şey seçilmiş fakat altında mühendislerin debelendiği deli bağlar gibi arkasındaki çelik sistemi bağlamaya çalıştığı ciddi bir sıkıntılı bir süreç var. Şimdi organik form üzerinde çalışıyor olmak yani mimarlığın programa bağlı yaklaşımlarında yeni şeyler üzerinde çalışmak strüktürel sistemde yani aynı eski zamandaki yani her şeyin kendi kendine taşıdığı birbirine destek verdiği sistemin dışına çıktığı bir sistem demek değil. Yani şu sıralarda son Zaha'yı da kaybettikten sonra o ofisin ürettiklerinin çok iyi örnekler olmadığını söyleyebilirim. Yani esas orada büyük bir sorun var. Mesela mühendisler, yani geçenlerde gene bizim vakıf ziyaretindeydi burada görüşme için geldiğinde Hanif Karay'la görüştük. Yani işte mimarlıkta etkin mühendislik gruplarından bir tanesi işte Arup'tur, işte öbürü Bruhapop'tur diyelim. Üçüncü olarak da İşte bu Hanif'lerin olduğu takım ve diğer takımlar. Bunların hepsinde şu anda bir mimarın ortaya çıkardığı, müşterinin, işverenin beğendiği ya da bir yarışma kazanmış bir projeyi gerçekleştirmek için debelenip duruluyor. Yani izleyiciler bir baksın ne demek istediğimi anlayacaklar. Ben organik çalışmaları da yapıyor olsam, yani organik bir sahada yer alıyor da olsam, ben de aslında high-tech türü denilen, yani strüktürün kendi özelliklerini de korumayı başardığı, becerdiği, tekrar onun üzerine bir kaplama sistemin çok da böyle ihtiyaç arz etmediği bir şey üstünde hareket ediyorum. Yani strüktür beni hala çok ilgilendiriyor. Yani bir akışkanlık içinde olsa, bir organik davranış içinde de olsa, sonuçta benim için hep
Başta öncelikle yapının iyi çatılması, tam işte çatkılarının iyi kurulması ilgilendiriyor. Bu noktada dolayısıyla yani ya tamam işte ben böyle bir form buldum. Bu formda ne alt ederseniz edin deyip mühendislerin önüne atılan bir süreç içinde olmuyoruz. İkincisi bu yani bir şey diyelim cost control ya da cost engineering ciddi önemli. Hatta şimdi bundan sonra çok daha önemli bir konu olacak. Ama buradaki hesaplama yöntemi yani bunun metrekaresi daha kaça çıkardan ziyade added value'lar, artı değerler nedirin üzerinde çalışmak. Yani biz orada bu yatırımcıya bak bunu yatıracaksın ama işte bunun karşında şu olacak, şöyle bir şey olacak, böyle yaparsın, şunu kullanırsın gibi şeylerle yaklaşıyoruz. Bu tartışma her zaman var. Zaten biraz önce de söyledim yani daha da bu konuda bize güvenmeleri için elimizi biraz daha taşın altına koyacak bir sistem içinde hareket edeceğiz bundan sonra. Söz veriyorum. Ya aslında tabii şey yani bu organik genellikle bir yandan işte çok doğayla ilişki anlamında kullanılan o referanslarla öte yandan da tabii çok biçimsel yani kartezyen geometrinin dışında kalmak anlamında kullanılan bir şey de olabiliyor ama senin altını çizdiğin şey çok önemli tabii. Bütün bunların arka planında bir strüktürel düzen var. Ve şey yani o kartezyen geometrinin dışına çıktıkça veyahut işte ne bileyim hani alışılmadık bir şeyler yapmaya başladıkça mimarinin kendisi kadar strüktürün de onunla gösterdiği süreklilik önemli. Orada iki tavır var. Senin de altını çizdiğin bir tanesi strüktürü bağımsız bir şey gibi yapıp onun üstünü örterek saklayarak şey yapmak. İkincisi de direkt onun tektoniğinden ve dilinden bir şey üretmeye çalışmak. Bu ikincisi tabii çok önemli ve değerli bir şey. Öbürü yani işte şey olmaya başlıyor. Böyle bir hani sadece bir dışa vurum, bir gösterim vesaire ölçeğinde kalmaya başlıyor. Bir böyle gerçek anlamda bir mimari araştırmayla bütünleşmiyor diye düşünüyorum. Evet, bir başka soru alabiliriz herhalde. Hikmet Demir. İTÜ Kütüphanesi projesinin son durumu nedir? Üretilmesi gündemde mi? Bir davetli yarışma mıydı? Projeyle ilgili daha fazla dinlemeyi düşünüyor musunuz? İyi yayınlar diler. Teşekkür ederim. Evet yani kütüphane projesi tabii bir finansal destekle hareket edecek. Sesim geliyor mu? Gayet iyi geliyor. Ben duyuyorum en azından. Bilmiyorum diğerleri. Bu kütüphane projesi böyle işte bizim gene Esma Sultan'dan itibaren başladığımız yani double skin yani bana göre modern mimarlığın bir sıkıntısı var. Çok ince bir kabuktan oluşuyor. Yani fazla ince ve bu incelik yani tek bir kabuk yeterli olmuyor. Yani üstüne bir şey daha giymesi lazım. Dolayısıyla biz bunu tesadüfen Esma Sultan'da yakaladık. Ondan sonra da hep bizim yine benden önceki mimarlarla hep tartıştığım bir konu oldu. Yani hepimizin ortak bir fikrinin olduğu bir konu oldu. Yani, dolayısıyla böyle çift cidarlı sistemler ilgimizi çekiyor. Yani biraz gölge yaratsın, ondan sonra arada bir zon yaratsın, işte binayı temizlemek ve bakım için daha iyi kullanılsın gibi bir tarafı var. Tabii bu projede sadece bir ısmarlayıcı var ama tabii ki bu bağışlarla yapılacak ve de çok müteahhit çıkarmış bir okul İstanbul Teknik Üniversitesi ve de başka mesleklerden de çok değerli iş adamları yaratmış bir şey. Bu projenin doğumunda Celal Hoca, Celal Şengör çok destek verdi. Ve işte geleneksel orada hatta kendisi de bir 30
40 bine yakın kitabını da bu üniversiteye bağışlamak üzere söz verdi. Yani kitabımız hazır, projemiz hazır, paramızı bekliyoruz. Projeyle ilgili paylaşım? Aslında onu web sitesinde yaptık. Yani her şeyden önce. Bir takım çeşitli yayınlarda da bizimle alakalı, mesela en son Tasarım Dergisi bir özel sayı yapmıştı. Orada da paylaştık. Vakıfta gelen arkadaşlarımıza, bizim bir de burada staj yapan arkadaşlarımıza, benim gene Aizm'dan öğrendiğim bir şeyi yapıyorum. Bazı eski projeleri yeniden çalışıyoruz. Yani daha doğrusu simülasyonlarını yeniden çalışıyoruz. Giuseppe Taranyi'yi devamlı çizdirirdi o elle gelen stajyerlere. Yani oradan bir başlanırdı. İşte o projeyi çizerken o işte onda da böyle çiftçi darlı bir düzen var. Dolayısıyla biz de buradaki ofisimizde işte bunun 3D'den üretilmiş maketleri var. İşte onları yeniden yapıyoruz. Çünkü bir kabuk var dışında, bir de içinde bir dünya var. O kabuk tek başına da durabilecek bir kabuk. Biraz gotik, yani bir etkisi var. Hani gotik kütüphanelerin ya da gotik dönemin, ben de her zaman gotik, Art Nouveau, bunlar her zaman çok ilgi duyduğum dönemler. Yani tabii ki diğer dönemler de söz konusu da, bunlar biraz daha öne çıkıyor bende. Yani hala o uçan duvarlar, uçan taşıyıcılar, o dirsekler çok etkileyici geliyor bana. Ve de bitmeyen inşaatlar, yani bazıları 200 yıl sürmüş. Evet, doğru. Ben şimdi bir yandan şeye baktım, aslında web sayfasında bayağı şeyi var hakikaten. Kesitleri, maket, üç boyutlu şeyleri falan var. Enteresan. Bir de böyle bir su kenarında su. Yani o da sizin önerdiğiniz bir su. Yok, orada zaten bir havuz var şu anda kullanılan. O biz onu biraz daha büyük. Onun kenarı. Ya susuz olmuyor. Anladım. Yani susuz binaya su çok güzel yakışıyor. Yani mümkünse içine sok, kenarına kadar getir. Çok doğru. Benim üstünden akıttığım da oldu mesela. Bütün Bodrum'da yaptığımız bir ev var. Onun havuzunda... Hatırlıyorum. Evet, bir soru daha alabiliriz belki. Kesik kesik geliyor sesin Görkem. Ve bir donma oldu gene. Şu an öyle mi? Evet. Niye acaba? Evet. Ofistekiler herhalde serverlara çok yüklendiler. Ya onlar zaten tetikte besliyorlar şu an. Bu program senin talimatın üstüne şu anda aporta bekliyorlar. Peki bir soru alabilir miyiz şimdi? Varsa eğer yeni bir soru. Hah, geldi. Aylin Güler, Eskişehir Spa ve Termal Otel'in Odun Pazarı'ndaki yerel ve mevcut tarihsel dokuyla olan ilişkisi bahsedebilir misiniz? Projenin bulunduğu Bademlik'le olan ilişkisi daha kuvvetli ve okunaklı. Anladığım kadarıyla böyle bayağı bir projeler izleniyor ve sorular genel tartışmalardan çok doğrudan projelerle ilgili de geliyor. Eskişehir. Bir soruyorlar. Bilmem görebiliyor musun ekranda Gökhan? Tabii. Ben ekranda görüyorum. Şöyle, bu esasında bir gerçekten termal bir proje. Projenin ortaya çıkışı Sayın Hoca Başkan Büyükelçinin katkılarıyla oldu ve orada sıcak su var. Yani sıcak su kullanılıyor sonuçta bir otel. Otele doğma büyüme oralı olan imar müteahhit bir polime üstlendi. Aslında bir tanesi de içinde de Eskişehirlerin bu diyeceği geldikleri zaman kadar doğrusu bir otelde ziyaret edilmesine rağmen çok fazla
bu tür hizmetleri, toplantıları, işte büyük şeyleri yapabilecekleri bir yer yoktu etkinlikleri. Dolayısıyla ben biraz yani lobisi de can ve bir şey diyelim bir kış kafesi gibi düşünülmüş bir yer olarak çıktı. Ve yani tabii çok yakınında çok güzel bir yere bilinen Büyük Badem denilen bir yerleşmesi var ama daha önceden depreme dayanıklı bir hal almış eski bir klasik turban ve şey otelleri vardır ya işte onların bir tane arazi kullanıyor ve mümkün olduğunca da işte oradaki ağaçları bozmadan içine yerleşmeye çalıştık. Daha sonra orada Kengakuma bir müze projesi yaptı. Zaten kişisel olarak çok ziyaretçisi olan yani Eskişehir kadar kendi ziyaretçisi olan bir başkan var orada. Büyükelçi aşağıda bizzat gördüm. Sırf onu görmeye geliyorlar hatta. O renkli kişi değil. Doğru. Kendisi bir figür olarak orada. Dolayısıyla sonuçta işte kendisi de bu şeye teşekkür etti bu işin içinde emeği olanlara. Ve şu anda da bu o bölgeye gelin güzel bir işte termal sırf yani oradaki işte o sıcak su tesisinden yararlanmaya çalışan onun için gelenler olduğu kadar işte orayı gezmeye gelenlere de hizmet eden bir şehir oteli diyelim. Ve orada işte Hüsamettin Koçan orada şeydi, sanat danışmanıydı. O ve onun öğrencilerinin sürekli orada sergileri de oluyor. Ve işte çok amaçlı kullanılan bir yer durumunda orası. Sorunun cevabını verebildim mi bilmiyorum tabii ki. Ayrıca şöyle bir şey daha var. Tabii bunların hepsini burada cevaplamak mümkün değil. Bizim ofisimiz her zaman açık. Yani biraz da vakıf olduğu için. Çok değişik bir ülkeden, başka okullardan bize böyle sırf bir projeyle ilgili talepler geliyor. Yalnız şundan çok hoşlanmıyoruz. Şöyle bir durum oluyor. Veriyorlar bu konuda işte bir ödev veriyorlar. Onlar da işte bir proje seçiyorlar ya da bir mimar seçiyorlar. Beni diyor ki işte bizim biraz daha bilgi yollar mısınız? Ben diyorum ki binayı gördünüz mü? Daha görmedim. Ya görmeden nasıl yazacaksınız bu raporu? Bazılarına yol parası gönderdiğimi diyor. Ondan sonra yaz, selam söyle. Sana bir iki hafta daha versin. Hem biri gör. Bizim de ihtiyacımız var. Böyle yazıları topluyoruz deyip o şekilde yardımcı olmaya çalıştığımız arkadaşlarımız oluyor. Yani mimarlıkta görmeden, içine girmeden, biraz üstünde, altında, sağında, solunda vakit geçirmeden bir konuşmak çok yeterli olmuyor. Farklı keşifleri oluyor. Mimarlık biraz öyle bir iş. Yani onun için de herhangi bir konuda hani şimdi bizim yazılarımızın üzerinden, bizim göndereceğimiz dokümanlar üzerinden rapor yazmak doğru olmuyor. Git kendin gez, toz, bak. Hatta yerlerde bulun. Şurasını da böyle yapsaydın, şurası da böyle olsaydı de. Bir dahaki projemizde biz de ona dikkat edelim. Evet, aslında ben onu sonunda Yani söyledim. Sen şimdi biz Alparslan'dan ağır fırçalar yemiş birisiyiz yani sonuçta. Ne kadar artık komando gibi olduk. Eleştiri bize o ya anlamda rahatsızlık. aslında ben bunu sonunda söyleyecektim ama şimdi o lafı geçti diye söylüyorum. Tabii senin oradaki büro ortamın birçok nedenle öğrencilerin rahatlıkla gelip gidebileceği ayak altında kapısının da açık olduğu bir yer. Ben öyle anlıyorum. Çünkü işte bu vakıf meselesi var, birçok alt bölümü var, birçok etkinlik bir arada gidiyor. Onun için şeye söyleyecektim, yani öğrenciler çekinmeden, genç mimarlar, bu işte ilgilenenler kapıyı çalıp gelebilir, değil mi? Doğru söylüyorum ve yani
Doğrudan bazı şeyleri görebilirler. Ya elbette Tabii kapıyı randevu çalmak. alırlar, merak etme. Hayır, yardımcı Yani olmaları dediğin. aslında arkadaşlarım. Evet, ama böyle bir katılımcı şey var. Birçok ofis için de bu aslında geçerli. Çünkü çok çekingen davranmalarına rağmen işte ben hani 2 sene önce bir şey yapmaya çalıştım. Burada bir kütüphane, kendi işte atölyem dediğim, benimki tam sizinkiler gibi profesyonel anlamda bir şey olmayabilir ama ve Çok orada güzel çok görünüyor. çeşitli kitap, çok çeşitli kitaplar var ve orası da açık. Yani insanlar zaman zaman geliyorlar, takım kitapları alıyorlar, işte bazı konuşmalar yapıyoruz, söyleşiler yapıyoruz falan. Hakikaten bir şey gibi görmek, yani burayı sadece bir üretim ortamı gibi değil, çok boyutlu bir atölye gibi görmek mümkün. Senin ortamın da buna çok müsait, o açıdan gelebilirler. Bir yeni soru alalım. Biraz böyle süremiz daralmaya başladı. Bir 2 de saate yaklaştık. Bodrum'daki Suha Üstan'ın kitaplığı çok güzel. Onu da tavsiye ederim. Hangisi, Suat'ın mı? Evet, Suha Üstan'ınki çok güzel. O da Evet. güzel bir. Bodrum'da yani o kadar şey bir ortamda zaman zaman sıkılınca, sıcaktan bunalınca başka bir şey oluyor. Biz orada çok hoşumuz oluyor. Ziyaret etmekten çok hoşlanıyorum orasını. Merhabalar. Projenizdeki kıvrımlarda belli bir matematiğiniz var mıdır? Yoksa bu kıvrımlar yaptığınız çizimlerde doğal olarak mı türüyor? Ben biraz zor okuyorum net değil şey. Paul Goldberger, Frank Gehry'nin hayatını anlattığı kitabın ünlenmeden önce bu kıvrımları işverenlere kabul ettirmekte epey zorlandığından bahsediyordu. Siz bu yolda ne karşılaştınız? Evet, yani şey hakikaten kolay değil. Sıra dışı bir yapıyı Şimdi kabul ben ettirmek. Ama tabii seninkiler bu kadar, şeyinki kadar, Frank Gehry'ninki kadar ekstrem değil. Gerçi şey çok iddialı. Şimdi bakınca İTÜ kütüphanesi öyle kolay gerçekleşecek gibi değil. Bir de yani öyle bağışçıları da çok cesaretlendiren bir bütçesi olacağını zannetmiyorum o açıdan. Tabii bunun bir ayağı ve bir ucu bütçe ve maliyetle ilgili bir şey. Çünkü mesela Tabii. Frank Gehry'nin de sadece şey körlüğü yapmak yapmamak meselesi değil, onun arkasında bir teknoloji, bir malzeme, bir işte planlama, bir şantiye şey var ve bütün bunların hepsi maliyeti çok katlayan, arttıran şeyler. Bu açılardan da bak, onun için her binada uygulanabilir şeyler değil. Diyerek bir giriş yapayım, sana bırakayım sözü. Tamam. Şöyle, sesim geliyor değil mi? Problem yok. Geliyor, geliyor. Tamam. Şimdi esasında biraz önce Zaadit'ten sonraki Zaadit ofisinin en son zamanlarda yürüttüğü projelerle ilgili bir şey söyledim. Aslında onun daha geriye doğru bakarsak Frank Gehry'nin de çalışmalarında buna benzer bir challenge. Gene ses gitti. Acaba yani benim sesim de mi gitti? Sadece Gökhan'ınki mi gitti? Şey yapamam. Benim sesim varmış. Gökhan Bey'in sesini ben mi alamıyorum? Gökhan'cığım, zannediyorum senin kulaklığının pili bitmiş. Öyle anlaşılıyor. Ben o sırada, evet, ben duyuluyorum zannediyorum. Evet, ben ekrana geldim tek başıma. Bu konu çok aslında önemli bir konu. Tabii deminki arkadaşımızın da vurguladığı gibi bir döneme kadar bir şeyi ikna etmekte çok zorluk çekiyor mimarlar. İşte biliyorsunuz Zaadit de çok geç yapı yapmaya başladı. Ondan sonra çok hızlandı. Frank Gehry'nin ilk kendi evi, tabii kendi evi aslında çok böyle kıvrımlı değil ama enteresan bir şekilde çok farklı bir şey, ev ve
aslında sonradan birçok eleştirmen tarafından da mimarlık tarihindeki kırılma noktalarından bir tanesinin temsili ürünlerinden biri olarak gösterildi. Ama hatırlayayım, kendi söyleşisinde de vardır bu zaten. Yani ilk yapıldığında karşı komşusu, mahalle komşuları ya bizim görüntümüzü bozuyor diye Frank Gehry'i belediyeye şikayet etmeye varacak kadar yaptığı işe karşı çıkmışlardı. Yani bu biraz da böyle işte estetik norm ve şeylerle alakalı bir durum. Ondan sonra zaman içinde şöyle de bir gelişme yaşandı. Belli tür yapıları yaptıktan sonra bunun dışına da çıkamaz hale geldi. Çünkü bir kimlikle, mimar kimliğiyle yaptığı iş arasındaki temsiliyet ilişkisi öyle güçleniyor ki birbirlerini pazarlamaya başlıyorlar. İşte Gehry ve başka mimarlar da çoğu zaman yakınır hale geldiler. Ya ben farklı bir şey yaptığım zaman işveren yadırgıyor ve genellikle de işte benim her zaman alışılan ve işte beni temsil eden türde şeyler yapmamı bekliyor, ediyor diye bunu söylemişti. Bağlan diye bir mesaj var ve bağlandı galiba Gökhan. Beni duyuyor mu şu anda bilmiyorum ama Ben duyuyorum. dolayısıyla Gehry'nin tabii bu Duyuyorum. şeyi biraz ekstrem çünkü hakikaten ya orada demin tam kesilirken konuştuğumuz arka planında müthiş bir teknoloji araştırma ve bütün bunların ötesinde ciddi bir maliyet olmasıyla ilgili bir durum vardı. Dolayısıyla bu yani temel fark galiba işverene kabul ettirmede bir böyle tipolojik olarak yadırganmasının yanı sıra maliyet olarak da bir verimlilik veyahut kabul edilebilirlik Ali ben meselesinin gelmesi. Çünkü çokça konuşulan Bilbao sendromunda bir yapının kendi işlevinin ötesinde bir değer barındırması meselesi biraz verimlilik kavramını yeniden tanımlamamızı veyahut yeniden algılamamızı getiriyor. Bu konuda ikna edici olunabilirse. Evet, bir başka Yani soru ben var mı? Bununla ilgili ekleyeceğim bir bir şey de varsa bir şey tabii şöyle ondan sonra. yani esasında bu projelerin şantiye üretim süreçlerini izlemek çok önemli bir katkı yaptı mimarlık ortamına. Fakat genelde bunlar tabii sonunda biraz Japon kabuki tiyatrosu gibi yani kuklayı biliyorsunuz çok büyük kuklalar oynatır Japon kuklacılar bu kabuki'de. Kukla kadar o büyük kuklalara nasıl hakim olduklarını, o performansı seyredersiniz aynı zamanda sahnede. Açıktadırlar kuklacılar. Biraz bu kabuki durumuna benziyor bu iş. Tabii biz çok şey öğrendik yani bunların bazılarında çok iyi yaklaşımlar vardı. Fakat genelde ben Frank Gehry'nin bu strüktür sisteminin pek boş verildiği, sallandığı yani dediğim gibi kabuki gibi sadece böyle işte havada dolaşan panelleri yani birkaç projede görmek ilginçti ama mesela buna rağmen onun Expedia için yaptığı New York'taki West Side'daki cam yapısı daha ilginç. Yani orada strüktür belli, dışındaki cam kabuk çok güzel oturuyor. Louis Vuitton biraz bunların arasında bir iş gibi oldu ama yani biraz ahşap taşıyıcılar girdi işin içine. Gene de parçaların birleşiminde doğrusu bir Richard Rodgers, bir Norman Foster, bir Renzo Piano hani bu tür bir European high-tech diyelim lezzetini o kadar fazla hissetmiyorum bu iki öncü mimar. Hatta Eisenman için bile zaman zaman bunu söylüyorum. Yani bu gruplarda hocanın söylediğini söyle, dediğini yapma, yaptığını yapma metodu geçerli. Yani öğrenebilecek şeyler var, ilginç mekanlar var. Mesela
Zaha'nın iç mekan ışık kavramı şeye göre zayıftır Frank Gehry'e göre. Frank Gehry'de hiç olmazsa bir takım yerlerden, deliklerden, oradan buradan güzel ışık gelir. Zaha'da sadece bir zar vardır dışarıda ve oradan gelen işte çok kontrollü bazı ışık hüzmeleri söz konusudur ama genelde yapay aydınlatmayla derdini anlatır. İşte o floresan ledler, şunlar bunlar bir çizgiyi takip eder. Kasıtlı olarak bunu yapmıştır. Yani bu insanları yönlendirmek için akışkanlığı, dışarıdaki akışkanlığı içeride de devam ettirmek için seçilmiş bir sahnedir bu. Frank Gehry de biraz daha mütevazi ve daha bildiğimiz bir mimariye yönelik bir yaklaşım var. Dolayısıyla bu çalışmaları böyle izlemek lazım. Yani Pinterest'ten pornografik bakışlarla bu iş olmuyor. Yani gençlere tavsiye edebileceğim şey gerçekten binaları gidip bu anlamda görüp test etmeleri. Yani ne tarafı ilginç kendi, onlara göre neler kullanılabilir. Çünkü öbür türlü bu pornografik seçimlerle iş anlaşılmıyor. Yani nasıl inşa edileceği konusu cidden önemli bir konu. Dolayısıyla mesela ben biraz daha son giderek yani o daha simetri yani bir organik yapı ama bir simetriyi de bir strüktürel kurguyu da koruyan şeyleri seviyorum. Onun için gotik dedim, onun için Arnavut dedim. Evet. Evet, bir soru alabiliriz şimdi. Burak, ülkemizdeki mesleki alana katılan mimar arzı ve buna bağlı olarak mimarlık eğitimi veren özel üniversitelerin nitelikleri bağında düşünceleriniz nedir acaba? Devlet kökenli okul tercihi. Aslında belki şöyle de sormak mümkün. Bir böyle söyleşinin başında, ortasında birkaç kez geçti. Senin kurduğun vakfın temel amaçlarından bir tanesi veya nihai amacı bir mimarlık okulu, özel derken yani farklı ve kurgulanmış bir mimarlık okulu kurmak. Bunun arka planı demek ki bir eğitim sistemine yönelik de eleştiri var diye düşünebiliriz. Belki Burak da bunu soruyor. O zaman hani siz veya işte vakıf veya sen şeye nasıl bakıyorsunuz bugünkü eğitim ortamına? Madem ortaya yeni bir şey getirmek istiyorsunuz, bu aslında şey mi? Bugünün mimarlık ortamının bir anlamda eleştirisinden de mi kaynaklanıyor? Öyleyse nedir bu? Tabii şu anda çok yani bu konuyu aslında biraz irdeledik birkaç konuşma öncesi seninle ama şimdi biraz daha açmamız gerekirse şu yani bir şekilde bu mimarlık eğitiminin nasıl olacağını özellikle şu karantina döneminde bir kez daha gördük ki farklı modeller oluşturmamız ve geliştirmemiz lazım. Bunlardan en önemlisi okulun kapalı bir sistem, bir akademi şey bir sistemi içerisinden daha dışa dönük, daha dışarıyla tecrübelerini yürüten bir sistemde olması. Yani sonuçta böyle stüdyo projelerinin bile açıkçası yani ben öyle düşünüyorum da gerçeklikten kopuk, hadi programı da öğrenciye verilen, ondan sonra işte hadi şurasını da şöyle yapalım falan deyip bir prova niteliğinde olmasından ziyade doğrudan uygulamayla hareket etmesinden yanayım. Yani üniversitenin, yani mesela şimdi ODTÜ'nün de ilk yıllarında işte çeşitli yerlere gidelim, işte Bodrum'du, işte bunlardan bir tanesi işte Kapadokya bölgesiydi. Oralara gidilip oralarda küçük köy okulları, işte köy binaları, işte bir şeyler yapılıyordu. Birebir taş şey. Şimdi bu biraz koptu. Şimdi bu nasıl geri gelebilir? Şimdi 3D printerlarla biz bu ölçekte bir evi ya da okulu basabilecek noktadayız. Ama kullanacağımız malzeme tabii o geleneksel malzemelerden daha farklı bir malzeme, farklı bir teknik. En azından
bir yapıyı meydana getiren, yani iç nedir, dış nedir, olay ışık nereden gelir, o nasıl olur, bu nasıl olur, bunları kurmak adına bu 3D printerlarla bile bir çalışmanın üretim açısından, üretimi kavramak açısından öğrenciler için faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda yani bizim ofiste de bu tartışmayı yapıyoruz. İşte bazen böyle bir konuya takılınıyor. Yani bir izolasyon detayını öğrenmenin bir gereği yok yani bugün için. Hepsi değişiyor, hepsi değişir. Hele günümüzde şu modern mimarlığın geldiği noktada üretilmiş birçok malzeme çok fragile, çok kırılgan. Yani bir tane izolasyon detayında bile 4 tane parça var. Ya eskiden bir taş duvar vardı 1 metre kalınlığında. Oradan buraya zaten su geçene kadar bahar oluyordu. Şimdi bir tane birisi buharı kesiyor, öbürü ısı yalıtımı yaptığı için buhar üretiyor, öbürü onun üzerindeki suyu akıtıyor falan, böyle saçma sapan bir izolasyon. Ya bunun niye yapıyoruz yani, bu kadar malzeme kullanıyoruz? Demek ki bir şey var, bir sorun var. Daha olmamış yani bu iş. Dolayısıyla yani meselelere hani sadece böyle büyük ölçekli, yani okullarda verilen projeler de çok büyük ölçekli oluyor. Yani bazen geliyorlar okullardaki projeleri için görüşmeye. Ya ben o kadar büyük proje yapmadım daha. Ben ne anlatabilirim? Yani Alparslan'la bizim anlatmaya çalıştığımız genelde, yani bir yapıya nereden başlanır, işte nereden kerteriz alınır, etrafındaki binalarla nasıl ilişki kurulur. Fakat öyle mahalleler var ki proje olarak daha ortada mahalle yok. Yani ve birbirinden farklı mimarlar aynı anda çalışıyorlar. Mesela İstanbul'daki Fikirtepe yerleşkesi. Yani şimdi böyle bir yerde biz mesela proje üretemedik yani. Üreten arkadaşlara da Allah kolaylık versin. Yani referans alınacak hiçbir şey yok. Şimdi burada konuşacağımız konu bunu biçimlendirmeden ziyade bir projeyi nasıl başlarız, nasıl yaparız, işte nasıl inşa ederiz. Yani o sen de biliyorsun yani inşa etmenin içerisine de girdiği zaman çocukların, öğrencilerin, gençlerin yüzündeki ışımayı. Yani bazen ben diyorum ya ne yapacaksın? Şeyi sorayım Gökhan, peki sözünü kestim şeye dönmek için, biraz süre de azaldı da acaba bu büronda çalışan farklı okullardan gelen öğrenciler arasında bir karşılaştırmalı gözlemin var mı? Özellikle şeyin sorusu devlet ve özel okullar arasındaki farklarla ilişkindi. Yani bu benim yani, söyleşi yaptığım pek çok kişi onu bununla ilgili yorumunu yapıyor. Ha. Bunu söyleyeyim. Yani şu anda 3 tane okul öne çıkmış durumda. Daha deneysel çalışan bir 3 tane okul daha var ama bunlar genelde yani işte devlet okulları. Bir tanesi senin de ders verdiğin okul. Teknik üniversite. Diğer özel okullarda da dediğim gibi biz tercihi genelde tam burslu olanlardan seçmeye çalışıyoruz. Yani en azından. Tam bursludaki şey şu, yani demek ki burada bir çocukta bir pırıltı görülmüş. Yani bundan para almadan bir eğitimin içine sokulmuş. Hatta ondan bu anlamda faydalanmak istenmiş düşüncesinden hareket ediyoruz. Onun dışında gerçekten üzülüyorum. Yalnız biz şöyle bir sorunla da karşı karşıya, bunu da denedik. Ya bu biraz görgü işi, en azından tanıdık, bildik arkadaşlarımızın mimarlığı seçmiş çocuklarını stajyer olarak alalım. Yani onlar üzerinden gidelim. Ya bu da şimdi çok şey oluyor. Yani aramızda gırgır yapıyoruz. Torpilli, torpilsiz adı altında. Çok sayıda da talep alıyoruz bu. Yani staj için 500'e yakın başvuru oluyor. Yani çok yüksek. Oo, müthiş, evet. Evet. 15 Temmuz'dan önce yurt dışından da çok geliyordu. Bizim yurt dışının yabancı arkadaşlarımıza vardı ama bir 15 Temmuz'dan sonra bu oldukça azaldı. Onu söyleyeyim. Türkiye'nin içine kapanma dönemi diye görelim bunu. Ama bizim başka ofislerde ya da başka şehirlerde tavsiyelerimizle staja giden başka öğrenciler oluyor. Yani sadece kendi ofisimizde yapmıyoruz. Başka ülkelerde okuyan
yalnız Türk değil yani başka ülkelerden başka arkadaşlarımız için de referanslar verdiğimiz oluyor. Bu arada Hasip Özbud'un böyle bizi dinlerken yaptığı desenleri paylaşmış. Çok hoş. Bir son sorumuz var galiba, onu da alalım. Ondan sonra biraz daha konuşabiliriz belki. Emre diyor ki, organik mimarlığı uygularken, bu dönem, bu aralar çok gelen bir soru. Biyomorfolojiden yararlandınız oldu mu? Olduysa nereden esinlendiniz? Diyor sana. Evet, yani şöyle mimaride böyle yeni bir şey değil bu, eskiden de olan bir Ben de onu söylüyorum. Evet. fenomenik yaklaşımlar her zaman vardı böyle işte bir şeye benzesin, bir şeye benzesin. Ben bu konuda hep şunu anlatıyorum ya yani bir sünnetçi fıkrası vardır yani adam sünnetçi vitrinine gözü takılmış. Sünnetçinin vitrinde bir tane büyük bir duvar saati var. Demiş ki ya niye sen niye koydun bunu vitrine? O da demiş ki ne koysaydım. Yani dolayısıyla yani hani vardır ya böyle bazen bir şeye benzetme çabası. Bu biraz çocuksu oluyor. Yani böyle çok hani ne diyelim çok belirgin bir şekilde okunmayan bir alt iz olarak ya da bir keşfedilmeye yönelik bir şeye benzeyen işte uçan kanada benzeyen bir şeye benzeyen falan filan böyle işte var yani böyle martıya benzeyen bilmem neye benzeyen hani böyle bir benzetmeci yaklaşım var. Şimdi buradan konuşulan konu şuysa eğer hani bir üretim sistemi olarak biz daha çok hep işte çekiç, murç gibi şeylerden yola çıkan bir alet edevat kullanıyorduk. Ya yani binanın kendi kendine tamir etmesi, üretmesi yani diyelim ki hani gerçek anlamda organik bir yapıya kavuşması için o tür materyallerle yapılmış olması lazım. Yalnız bunlarda da şöyle bir sorun var. Yani bu konuda çalışan arkadaşlarımız var. MIT'de işte Neri Oxman bu konuda çalışıyor. Fakat ortaya çıkan şeylere diyelim görüntülere yani bir böyle bir cenin gibi böyle bir ipek böceğinin kozasının içinde olmak ya da o tür bir şeylerin içinde olmaya henüz hazır değiliz. Yani ben bile hani böyle hiçbir şeyin içinde olmaktan rahatsızlık duymam ama doku, o doku alıştığımız bir doku değil. Yani bir bildiğimiz bir doku değil. Hala belki öyle eğitildik. Hala bir taş duvarın, hala bir işte güzel çeşitli renk tonları böyle birbirine karışmış, biraz farklı dokular oluşturmuş kendi içerisinde. Yani orada şöyle bir durum var. Materyal ve anmateryal, immateryal dediğimiz yani mimarlıkta bir şeylerin çok mükemmel olmasıyla hiç mükemmel olmayan dokuların birbirine karışması çok etkili oluyor. Dolayısıyla ben daha çok bu keşfi ve bu serüveni seviyorum. Yani güzel eskimesi. Şimdi günümüzdeki bu şey biyomorfoloji falan gibi yollardan giderken ortaya kullanılan malzemelerin bir lezzetsizliği var. Kırılganlığı var. Yani bir kenarı çizilse rahatsız ediyor. Bir arabanın üstündeki çizik gibi. Ya da yeni aldığınız telefondaki bir jilet gibi bir Çok köşesinin. Halbuki mimarlık böyle yaralarla, berelerle daha güzel görülen bir iş. yaşanmışlığın izleri. Evet. Biriktirilen Bir de anılar, şimdi bir ondan sonra mekan insan evet. ilişkilerinin somutlaştığı, temsiliyet bulduğu bir durum. Bu söylediğin çok Evet. önemli. Ben buna çok önem veririm. Yani bu jilet gibi endüstriyel obje üretabası aslında bunun önüne geçiyor ve giderek mimarlığı da bir endüstriyel ürüne dönüştürmeye başlıyor. Aslında kısmen öyledir belki ama büyük ölçüde de öyle değil. Çünkü hakikaten zaman denen bir şeyden bahsediyoruz. Bir sabit yerde duran, taşınmayan bir şeyden. Dolayısıyla yerle, güneşle, iklimle, çevredeki yapılarla, kültürle, tarihle
ilişki, sabit ilişki kuran bir şeyden bahsediyoruz ve bunların izlerini okumak çok güzel aslında üzerinde yapılan. Tabii. Buna engel olmaya çalıştıkça bir hani başka bir şeye dönüşmeye başlıyor. Ama onun ötesinde şey de yani ilişki kurmak da zor. Ya yani böyle sürekli yani böyle bir çok steril bir ortam, hakikaten jilet gibi bir mutfak, hani üzerinde iş yapsam bir türlü, yapmasam bir türlü, böyle bir garip pırıl pırıl bir metal bir tezgah var. Hakikaten çok hoş fotoğraf veriyor, çok hoş duruyor ama üzerinde bir şey keserken de böyle bir sağına soluna bakıyorsun. Birisi kızar mı acaba tezgaha dokunursam diye. Bu da çok hakikaten önemli bir konu bence. Yani touchable, dokunulur ve hani müdahale edilir, ellenir, işte ne bileyim, eskiyen bir şeydir bu, doğru, işte yıpranan bir şeydir. Bunu görmek çok çok önemli. Evet, yani bu bence daha abi, güzel bir şey. Evet, şöyle, özür bu da diyeyim. Bu da yani bu malzeme, yani mesela şöyle bir şey, 3D printer'dan ev üretme konusunda da aynı şey söz konusu. Yani nasıl bir doku çıkacağını, yani 3 yaş şimdiki çıkan dokuları görüyorsun. Mesela diş macunu sıkılmış gibi, böyle gri bir diş macunu kullanmışız gibi bir şey ortaya çıkıyor. Sonra onun üzerine bir, yani iş daha henüz daha çok ham bir konu ama şu çok heyecan verici. Bir şey düşünüyorsun. Yani şimdi mesela o İTÜ kütüphanesi konusunda biz çok değişik ölçeklerde 3D printer'dan parçaları ürettik. Ürettikten sonra üstüne bir tane Maiden Larousse ağırlığı, 3 kilo ağırlığında bir şey koyarak baktık. Yani şimdi böyle deneyler yapabiliyorsun. Ve yani hala dediğim gibi, yani şimdi bu mesela çok ilginç. Hani bir şeyi düşünmek, sonra ondan sonra onu bilgisayarda şekillendirmek ve onun maketini yapmak çok heyecan verici bir şey. Yani ben böyle bir şeyi bilmiyordum daha önceki hayatımda ve bununla karşılaştığımdan beri de bunu çok mucizevi buluyorum. Şimdi binanın parçalarını giderek böyle üretmek, yani digital fabrication'da işte o müteahhiti olabildiğince devre dışına çıkarmak o açısından çok faydalı. Dolayısıyla hani çünkü sen burada deneyimleri ve tecrübeleri oluşturup bir şey ortaya çıkarıyorsun. Fakat burada en önemli şey, ben bunların böyle jilet gibi olmasından ziyade işte hatalarıyla, parçalarıyla, ondan sonra işte sevebileceğimiz, yani bu hatalarını kabul edebileceğimiz, aynı bir taş duvardaki 30 milyon yıllık taş ya. Yani üstünden bir çentik bir şey düşse bile taş gene taş yani. Şimdi çok böyle doğru. böyle malzeme haline gelebilirse zamanımızda güzel bir etki yakalamış olacağız. Dolayısıyla bu mimarinin bu üretimle ilgili olan serüvenin de bir kuzeyin mimarlığı diyelim, yani North European bir yaklaşım var. Biz bunu gene Eisenman'la çok tartışmıştık. Ya biz biraz daha Akdenizliyiz. Yani ben biraz daha ne olursa olsun organik de olsa, bioformik de olsa benim yaklaşım Akdenizli yaklaşım. Yani ben daha güneş altında, güneş, ondan sonra daha lay down, daha rahat, daha çabuk kavranabilen, daha basitleştirilmiş sistemlerin üzerinde kendimi daha iyi hissediyorum. Yani öyle hiç kimsenin olmadığı, işte jilet gibi, ondan sonra ses çıkarmanın bile insanda rahatsızlık verdiği ama böyle ulvi mekan denilen şeylere sıcaklık duyamıyorum. Yani işin garibi, mesela en çok bunu biz Herzog de Meuron grubunun projeleri üstünde de konuşuyoruz. Bazen çok kuzey oluyor, bazen çok güney oluyor. Çok güzel. Doğru. Bazen gidip geliyor. O çeşitliliğinden yani kaynaklanıyor. Dolayısıyla yani Akdeniz, bir Akdeniz şeyi var. Yani ve burası üstelik de, yani işte Göbekli Tepe 14 bin yıllık, işte bundan bir sürü şey var. Hala giderek şimdi 12 bin, 14 bin diyoruz da yarın başka bir şey çıkacak. 16 bin diyeceğiz belki. Tarih de geriye gidiyor arkeolojide. Bu tarafta da Akdeniz'in bir, yani iklim çok önemli. İklim değerleri çok önemli. Ben daha mesela köklerinde daha Roma çizgilerine daha yaklaşan, daha orada organikliği orada bulan bir yapıya yatkınım. Yani Greek yeri söylemiyorum da. Yani. Burada şey çok ama mesela Mies van der Rohe ve işte o North European dediğimiz, o daha Greek'tir. Yani onlar daha
o tür bir mimarinin ürünlerini vermeye yönelirler. Ya dolayısıyla şimdi bir sürü katman açıldı. Doğru, altını çizdiğin konular içinde bu maket meselesi çok önemli. Onunla ilgili bir şeyi hatırlatacağım. Biz birinci sınıfa başladığımızda aslında Bilgi Hoca, Bilgi Denel Basic Design'da birçok projeyi enteresan bir şekilde verirdi. Örneğin unutmadığım bir şeyimiz var. Bir kule yaptırmıştı kibrit çöplerinden ve kulenin işte bizim o zamanki meşhur fizik kitabımız vardı. Böyle bayağı ağır ve kalın bir kitap. Bu kule bu kitabı taşıyacak demişti. Sonra kuleleri dizdi sınıfta. Tek tek kitabı üstüne koydu. Bir kere taşımayanları ayırdı. Problemin gereğini yapmıyor diye. Taşıyanları da getirdiği kuyumcu terazisiyle tarttı. En hafif olan, yani işte en az malzemeyle yapan, ya o 30 santim yüksekliği sağlamasına rağmen şeyi en başarılı bulmuştu. İlginçtir. Yani bir şeyin modeli hakikaten yapılabiliyorsa, bize ilk öğretilen statik dersindeki şeylerden bir tanesi de odur. O zaman hani onun yapılabilirliği konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaya başlıyorsun. Bu açıdan senin söylediğin model meselesi küçük çok bir, çok önemli. Küçük bir simülasyonunu yapıyorsun yani aslında. Aynen öyle, evet. Çok evet, iki saati geçtik. Çok teşekkür ediyoruz. Bize gene zaman ayırdın. Umarım tekrar bunları bir süre sonra konuşuruz. Ve tekrar bakarız vakfa. Vakıf bu arada bir şeyler ortaya da koymuş olur. Belki bu kitap çıkmış olur. Çünkü aralarla şey olunca hep bir şeyler de olmuş oluyor. Senin eklemek istediğin bir şey var mı bitirirken? Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle hepimizin bir yerlere tıkıştığı bir dönemde, mecbur karantina döneminde bu tür açılımlar çok iyi oluyor ve sen de gerçekten bu özellikle Kale Bodur'la beraber ama ayrıca da yani yürüttüğün bu paylaşma diyelim yani şeyi çok önemli ve değerli. Ben genç mimarlara da tavsiye ediyorum çünkü biz de yani aynı şekilde yürüttük. O zaman daha güzel bir öğrenim sayfası da açılmış oluyor. Bizim de gene bu online ve işte beraber sertifika programında yapacağımız şeylerden bir tanesi de böyle kuru kuru ödevler değil. Hani git Abdügüzel'le görüş, şunları sen önemsiyorsun, bak bakalım o ne diyor. Yani böyle birebir ziyaretlerle. Çünkü bana okuldayken okul projemin bir tanesinde Adnan Kazmoğlu'nun bir okul projesi benim çok ilgimi çekmişti. Bunu Uğur Tanyeli de mimarlığın aktörlerinde yazdı. Yani bir paragraf benim öğrenciliğimden bir bölüm var. Orada ben Adnan Kazmoğlu'nun projesini görmek istedim. İşte o zamanlar bu kadar iletişim söz konusu değil. Kim arar, kim tanır, kim olur falan filan. Hatta Uğur'la Mine Kazmoğlu'nu çağırmıştı. Onlar orada birlikte o zaman birlikte şeydelerdi, akademidelerdi. Ondan sonra işte Adnan... Sonra Arda Demento'da da uzun süre şeylik yaptı. Mine, evet. Uğur'la evet. Beraber o ekibin içinde de vardı. Evet. Ya ben onlar beni kısa pantolondan biliyorlar. Yani orada işte projeyi merak ettim, gördüm. Bu nasıl yapmış, nasıl etmiş. Blueprint bir baskıydı mesela. Çok ilginçti. Hala beni Blueprint çok ilgilendirir. Bu Rotring süresini ve şey süresini mimaride kayıp bir dönem olarak ad ediyorum. Lüzumsuz yere mimarlar o saçma simülasyonlar üzerinde vakit kaybetmişlerdi. Cengiz abideyken de en çok tartıştığımız konulardan bir tanesiydi. Sırf o süreci değiştirmek için Cengiz abi çakıllar, ağaçlar, yeşiller, böcekler, siyah beyaz ama onları yapmaya çalışırdı. Paftaların üzerinde biraz daha dünya Akdenizleşsin diye herhalde. Onun için yani bu simülasyon araçları da çok önemli bir konu. Kendini ifade etme araçları. Burada kendi tool'larını yani kendi aletlerini mimarların kendi yapmasını tavsiye ediyorum.
ne yapıp yani bir ifade biçimini bulmalılar. Yani çizerken, düşünürken, üretirken bu çok sancılı ama sonuçta çok yaratıcı bir süreç. Yani kendi içlerine yapacakları yolculuk çok önemli. Çünkü bu meslekte en önemli konu bu sosyal yanı çok kuvvetli bir meslek ama sen içinde kendinleştiğince toplumsallaşıyorsun. Bizim buna ihtiyacımız var. Yani doğru. Basma kalıp düşüncelerden ziyade bu mimarlığın unutulan yönlerinden bir tanesi. Şimdiki araçlar buna çok müsait. O 3D printer, o yani şu andaki software'lar inanılmaz yani. İnanılmaz bir de. Benim gibi çıplak ayak bir Afrikalı koşucusu için çok, maraton koşucusu için çok müthiş bir şey, keşif. El melekesiyle evet, çıplak ayak bir adamım ben. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için tekrar. Görüşmek üzere ben diyorum. Ben de. Yeni projelerde, yeni söyleşilerde. Ben de. Herkese iyi karantinalar. Kendinize mukayyet olun eski tabirle. Hepimiz birbirimize lazımız. Görüşmek üzere. Bay bay.